İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Futbola dair her şeyin doğru ve objektif olarak konuşulduğu programımız Kontratak'la tekrar karşınızdayız. Metin Hocam hoş geldiniz. Metin Altınay Hocam. Engin Özmen Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, milli takım haftası tabii ki ana gündem milli takımımız. Ciddi hazırlık maçı Almanya deplasmanından 3-3'lük skorla dönen millilerimiz Rusya deplasmanından da ilk yarısında hiçbir şey oynamadan İkinci yarısındaki müthiş futboluyla 1-1'lik skorla döndü ve galibiyeti kaçırdı. Milli takımımız, hocam milli takımla başlamak istiyorum, seninle başlamak istiyorum. Evet. Yorumun ne olacak? Almanya maçı, Rusya maçı ve yarın akşamki Sırbistan maçına da geçeceğiz. Önce hazırlık maçımız, Almanya tabii 3. takımıyla çıktı diyebiliriz hani. Yedeklerin de yedekleriyle evet. Ama yine de bizim sonuçta için. Sonuçta Almanya maçı yani. Evet. Öncelikle Türk futbolunun geçmişte yıllarca formasını giyen Göztepe camiasının hem de çok sevdiğim bir hocamı Nevzat Güzelırmak ve Hüseyin Kırcalı eski spor muhabiri. Belki biliyorsunuz çok sevdiğimiz evet. Büyüğümüz abimiz. Rahmetli oldular. Onlara burada. Evet, onlarla ilgili ben hazırladım da program girişinde işte girişte demeyeyim dedim. Rahmetler hocamla demek ilgili bir şeyimiz de var onu gireceğiz. Allah rahmet eylesin. Öncelikle ona başlayalım. Milli takıma gelince Almanya maçında 3 kez geriye düştüğümüz halde maçı bırakmayan, pes etmeyen bir milli takım. Zaten iyi bir jenerasyon geliyor. İyi bir jenerasyon da geldi. Güzel bir skor alındı. Rusya maçında galibiyeti kaçırdık desek yeridir yani. Özellikle ikinci yarı son 20-25 dakika falan ve Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle ciddi anlamda bir katkı sağladı. Ki kazanılabilir bir maçtı. Bence milli takım iyi yolda, iyi gidiyor. Ve milli takımın en büyük etkisi 28 kişilik kadro 14 tane futbolcunun yurt dışında oynaması büyük avantaj. Evet. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, oradaki görmüş oldukları rekabet otomatikman milli takıma artı olarak yansıdığını da düşünüyorum. Ve iyi bir yolda milli takım. Biraz takımıydı. Geç de olsa yansıdı. Tabii, geç de olsa yine kuruldu. Hocam benim dikkatimi çeken bir şey var. Şenol Hocam Beşiktaş'taki gibi ilk yarıları hatırlıyorsun. İlk yarıları boş geçip hep ikinci yarılarda daha iyi futbol evet, oynayan bir Beşiktaş evet, vardı. Evet. Benim tek korkum milli takımda da aynı istikrar yakalanmasın. Dikkatimi bu çekti. Bir de Almanya maçında gerçekten 3 kez geri döndü milli takım. Tabii. Önde baskı. Ben milli takımı uzun yıllar sonra ilk defa planlı oynamaya çalışan önde basan, oyun disiplini olarak rakibi, yani hocanın istediğini yapmaya takım halinde çalışan bir milli takım olarak ilk defa gördüm. Bilmiyorum evet, yanılıyor evet. muyum? Doğru yani. Önde baskı yapıldı. Yalnız önde baskının sonucunda arkadaki stoperler birinci bölgede kaldığı için Almanya'nın o ikinci 3 ve 4. bölge arası. Evet. Daha doğrusu 2 ve 3 geçişlerinde dribling yetenekleri çok fazla olduğu için Almanyalı oyuncuların. Orada biz zorluk yaşadık. 3 golü aslında hazırlıksız yakalandık. Evet, biraz daha kademesi stoperlerimiz 3'e, ikinci bölgenin ortasına yakın olsaydı bilmiyorum, daha da verimli doğru, olurdu daha, değil mi doğru, hocam? Doğru bir teşhis, doğru mantık. Yani o bölgede daha akıllı olmamız lazım, daha tecrübeli olmamız lazım. Bir de milli takım dediğin gibi belki B veya C takımı çıktı gibi görünüyor ama o tarz takımlar daha tehlikeli. Daha genç, daha çok forma isteyen. Hepsi Alman liginde oynuyor tabii zaten. Tabii ki muhakkak. Tabii canım. Sonuçta Almanya dünya şampiyonu yani. Evet Engin Hocam. Güzel bir maç. Senin istatistikçi özelliğin öne çıkıyor. Bununla ilgili maçlarla ilgili istatistikler ve milli takım hocamızla ilgili de benim hani koyduğum teşhis bu kendimce bir futbol adamı olarak. Sen neler söyleyeceksin? Ya şimdi ciddi anlamda hani milli takımımız bir ivme yakalamak üzere bu yeni gelen jenerasyonla beraber. Şimdi Şenol Hoca burada zaten hani şöyle söyleyeyim ben Türk milli takımını ben ilk defa bu kadar iyi gördüm diyeyim maçında Almanya maçında. Planlı. O da planlı program hani şöyle nasıl bir Manchester City izlersin veya işte ne bileyim Inter takımını izlersin ileride basan aldığı kazandığı toplarla oyun kurmaya çalışan zaten attığımız 1 ve 2. gol bizim 2 ve 3. bölgede kazandığımız toplarla attığımız kazandığımız pozisyonları gole çevirmemizle oluştu zaten bu 2-2'ye getirmemiz falan. Zaten 3. golümüz 5-6 pasın arkasından geldi. Ciddi anlamda bir gelişim gösteriyoruz. Burada en çok spor yorumcularının, spor yazarlarının yüklendiği bir oyuncu var aslında. Hani istatistik açısından söyleyeyim bunu da. Enes Ünal için hiçbir şey yapmadı söyleniyor. Şimdi hani herkesin görüşü tabii ki farklıdır. Fakat bir de oyunun topsuz oynandığı zamanlar var.
Enes Ünal bir tane şut çekmedi, bir tane ara pası vermedi, bir tane gol pası yok. Herhangi bir şey yapmadığı gibi gösteriliyor. Fakat topsuz oyunda Enes Ünal'ın yaptığı koşular, rakibe basması, arkasından gelen diğer oyuncuların onunla beraber komple bir şekilde hareket etmesi Enes Ünal'ın da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi aslında. Zekasının da ne kadar yukarıda olduğunu gösterdi. Şimdi zaten bu çocuk bu kadar kötü olsa kaçıncı Avrupa takımı? Dördüncü Avrupa takımı. İspanya Ligi'ndeki oynamak yani, çok zor. Getafe'de şimdi. Ondan önce Villarreal'i var. Yani daha önce Manchester City macerası var. Hollanda macerası var. Celta Vigo var. Hani bu çocuk bu kadar Avrupa'da kalamazdı. Bu kadar yeteneksiz olsaydı. Ha, gol sorunu var mı? Var. Belki gol bölgelerinde bir beceriksizliği var veya bir şanssızlığı var diyelim. Ama topsuz oynanan oyunda ciddi anlamda takıma katkısı var. Zaten takım oyunundan bahsediyoruz. Bireysel bir oyundan da değil. Burada herkes iyi olursa takım daha da çok zaten ivme kazanır. Tabii. Ki Türk milli takımında da bunu görüyoruz. Hani eğer iki kadroyu da birbiriyle kıyaslayacak olursak Almanya maçı ve son oynadığımız Rusya maçında bana göre sadece ben olsam Ozan Kabak'la başlamazdım. Kesinlikle yani gitti Almanya maçında oyuna sonradan girdikten sonra iyi oynadı diye Ozan Kabak'la başlayacaksam hiç başlamam. Çağlar Soyuncu'yu hiçbir şey değişmezdim. Ben, çünkü Ozan Kabak bana göre Rusya maçının en iyi oyuncusu. Çağlar Soyuncu'nun her türlü oyun Merih zekası, Demiral'la, müdahalesi Ozan Kabak'la da Merih Demiral'la Çağlar yani. Soyuncu sol stoper oynuyor. İkisinin arasında seçim yaparsın. Ozan Kabak sağ stoper oynadı. Sol stoper oynayan oyuncu sağ stoper oynayamaz mı? Oynayabilir ama Ozan Kabak'la Merih Demiral birisi daha çabuk oyuncu, birisi de eşleşen oyuncu. Ama şeyde diğer oyuncu Çağlar Soyuncu o da eşleşen oyuncu. Yani çabuk ikisi de Merih Demiral'la Çağlar oynadığında ikisi de çabuk değil. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Hani ben Çağlar Merih yapardım. Çünkü ben ciddi anlamda Çağlar'ın müdahalelerini, oyun okumasını, oyunu kurmasını iki stoperle beğeniyorum. Yani çok stoper, yani iki stop şu an milli takımda bulunan 4 stoper varsa en önde olan Çağlar konusunda tartışmaya kapalı. Bana göre de Çağlar yazılır, sonrası yazılır yani, ama ben öyle düşünüyorum. Hoca da Artem Zuba'dan dolayı Rusya milli takım maçında mesela Merih'in maç eksiği de var biliyorsun. Uzun zamandır oynamıyor. Merih'i de fiziksel olarak, size olarak geniş olduğu için belki eşleşsin diye oynattı. Yani normal şartlarda bu formda bir Ozan Kabak'la Çağlar Soyuncu çok daha iyi ikili olurdu bence. Ama Zuba karşısında dediğin gibi Ozan'la Çağlar arasında seçim yapması gerekiyordu. Çünkü size'lı oyuncuyu eşleştirdi onunla. Ki çok başına da dert oldu ama çok iyi de güreştiler. Bir de Merih'le. Mahmut Tekdemir'le Okay Yokuşlu. Ya benim tercihim kesinlikle Okay Yokuşlu'dan yana olurdu. Ben Okay Yokuşlu'yu milli takımda gördükçe diken diken oluyor tüylerim benim. Bilemiyorum. Yani bu adam Trabzonspor dahil o kadar sakar bir oyuncu ki Rusya maçında da girdi. Gerçekten girdikten sonra 3-4 tane büyük hatalar yaptı. Top kaptırma. Çıkarken yakalandık. Allah'tan Rus milli takımı yaşlı, yorgundu. Yani yapamadı. Mahmut bu sezona ciddi anlamda iyi başlamadı. Hiç iyi başlamadı. Ki zaten Başakşehir'in de bu kadar bana göre güç kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birisi tabii Mahmut'un performansının iyi olmayışı. Formsuz. Bir formsuz Mahmut'u mu tercih edersin? Veya ondan daha iyi durumda bir Okay'ı mı tercih edersin? Olursa alır yine Okay'ı almam hocam. Hayır bilmiyorum. Bana göre Engin, çok çok formsuz durumda yani. Metin hocam, Almanya maçının haricinde Efecan Karaca Almanya maçında çok iyi bir oyun oynadı. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Milli takımın eleme maçı yani daha ciddi bir maçta daha fazla Avrupa tecrübesi olan, Avrupa'da oynayan oyuncuyla başlamak daha mantıklı. Mantıklı ya, değil tabii, miydi? Tabii, Efecan mantıklı. Tamam hazırlık maçı orada risk alıp oynayabilirsin ama bu maçta bir yarıyı yok saydık bir kanatta. Haliyle Zeki'nin önü de kapanmış oldu. Orası işlemeyince. Efecan kaç yıldır Türkiye'de? İkincilikten beri Almanya 31 yaşında. Yani yaklaşık bir 6 senedir Süper Lig. Alanya'da oynuyor. Hı-hı. Geçen sene piyasaya çıktı. 2012'de işte şeydi. Galatasaray'dan beri Alanya'da. Yani, Galatasaray altyapısı. Bugüne kadar hiç milli takıma gitti mi? Yok. Şu anda takımı lider. Üçüncü. Kötü oyuncu, iyi oyunculuğu tartışmıyorum. Şu jenerasyonda Efecan bu takımda hamle oyuncusu olur bence.
Bravo hocam. Yani aynı fikirdeyim. Hamle oyuncusu. Şimdi burada Şenol abi bizim zaten bir şey söylememiz yersiz. Ama ne olursa olsun Rusya maçında Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu ben oyundan kesinlikle almam. Aynen. Efe Canlar falan o maçın oyuncuları değiller bence. Aynen. Hakan gibi bir oyuncu çok formda İtalya'da. Kalmalı. Duran top kullanır. Burak 35 yaşına rağmen çok formda. Her an bir şey yapabilir. Ve kazanmaya yakınsın. Son 10 dakika, 15 dakika uzatmada vesaire. Ki çıkarken de hocaya karşı bir tepki göstermiş. Tercih meselesi mi? Haklı olarak gösterdi hocam. Bana göre %100 hocam haklılar. Maç bitti diyor. Yani senin ne işin var hocam? Maç bitti. Giren oyuncu sana kadar maç bitiyor zaten. Hocanın savunmasını duydun mu? Ya duydum da yani. 5 dakika uzatılacağını tahmin ediyordum. 2 dakika uzattı dedi. Yani Şenol Hoca gibi bir insanın o açıklaması. Öyle bir savunma yok zaten. Öyle bir savunma yok. Yani savunma falan değil o bana göre. Yani oyunculara hakaret bence giren oyuncu. Hakaret değil de o iki oyuncuya bu ben olsam hoca ikisiyle kesinlikle devam ederim sonuna kadar. 30 saniye top. Yani Efe Can'da Efe Can Mevkisi'nde oynayacak çok oyuncu da var. Şimdi biraz önce stoperleri konuştunuz. Yarın Ozan Kabak yok. Cezalı. Evet. Çağlar Söyüncü yok. Değil mi? Kaan Ayhan da yok yarın. Evet. Hocam Kaan Ayhan da iyi ki yok. Kim oynayacak? Okay Yokuşlu'yla. Meri. Meri oynuyor. Yani başka stoper yok. Yetenek. Yok. Okay Yokuşlu bana göre o mevkinin oyuncusu değil aslında. Aynen. Aynen öyle hocam. Milli oynadığın takımda takım Sırbistan çok tehlikeli bir takım. Ne kadar da 7 tane oyuncu izin almış gitmiş desen de Norveç maçından sonra 4 tane değişik oynatmış vesaire. Zor maç yani iki maç. Kolay gibi görünüyor. Ha golü erken bulursun, işi bitirirsin ayrı bir konu ama Efe Can'dan girdik buraya. Efe Can çok beğendiğim, çok iyi bir oyuncu ama şu anda öyle uluslararası maçlarda bana göre hamle oyuncu olarak kullanırsa. Bence 45 dakikayı kaybettin. Yani daha mantıklı olur. Doğru söylüyorsunuz orada. Bakalım bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Peki yani. Hocam Ozan Tufan ikinci yarı bence milli takımın bu kadar baskılı olmasının en büyük sebeplerinden biri mükemmel bir ikinci yarı oynadı. Her alınan riskte orta sahada Ozan vardı. Bunda Hakan Çalhanoğlu'nun da daha efektif hareketli olarak ona boş alanlar yaratıp topla buluşması. Ozan Tufan mükemmel bir oyun oynadı diyebilir miyiz hocam? Ben iyi oynadı bana göre. Çok da etkiliydi. Bilmiyorum. Hocam ben yarınki maçı çok düşünüyorum nasıl başlayacak diye. Evet hocam bazen yani şapkadan tavşan çıkartıyor. Ya tavşan çıkarır, tilki çıkarır da yani yarınki çıkacak takım hoca bizden çok daha iyi biliyordur da. Ki yarınki maç final niteliği gibi bir şeyler taşıyor yani sonuçta Sırbistan kaybedersen falan sıkıntı yaşarsın. Ciddi bir jenerasyon yakalandı. Bilmiyorum yazın Ozan Tufan'la başlar şimdi mı? Bizim Avrupa Şampiyonası ve Dünya şeyle ilgili bir sıkıntımız yok bu gruptan. Sadece bu gruptan bir üst lige yani çıkmakla ilgili. Bunlar çok ciddi resmi hazırlık maçları kesinlikle dediğin gibi abi. Tabii ki. Burada kazanılacak barışı, özgüveni müthiş sağlayacak. Kesinlikle. Aynen. Ve diğer takımlara da işte Avrupa Şampiyonası'nda atıyorum Sırbistan çıkarsa onunla eşleştiğin zaman senin psikolojik bir üstünlüğün olacak o gruptan. Tabii, tabii ki %100. Çıktığın gibi. Futbolcuların özgüveni artacak ister istemez. Yani, büyük avantaj yakalayacaksın. Rusya 7 puanla lider. Macaristan 6 puan ki Macaristan Rusya ile oynuyor. Türkiye 2 puanla 3. Sırbistan'da 1 puanı var. Yani normal şeye bakacak olursan sen yendiğinde Sırbistan'ı zaten havlattırıyorsun. Evet, Macaristan anlamda kaybettiği zaman 5 puana çıkmış oluyorsun. Macaristan'la içeride maçın var. O da bir avantaj. Aslında seyircisi maçlarda pek artık hele bir uluslararası maçlarda içeri dışarısı fazla fark etmiyor. Seyirci şimdi seyirci bir maç her zaman farklıdır. Ligde aynı ama mini takımda daha çok etkiler diye düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'de oynaması psikolojik olarak futbolcuya belki motive anlamında artı olarak yansıyabilir. Peki bu milli takım Avrupa Şampiyonası'nda biraz daha oyun planıyla ilgili mental olarak gelişme sağlarsa beklemediğimiz bir başarı elde edebilir miyiz edebilir, hocam? Edebilir. Yani kulübesinden 11'ine kadar kesinlikle sakat. Yani 28 kişi de çok iyi oyunculardan kurulu aşağı yukarı kadro. Ya yani benim burada bir tek eleştirdiğim işte Okan Yokuşlu var. Bir de sakat dedin ya stoper hocam. Ozan Kabak. Yok. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan hocam. Ozan cezalı. Yani Kaan ne Ayhan oynadığını bilmiyor. Yani hangi renge pas atmasını bile beceremiyor. Hangi nasıl izliyorlar, nasıl bir şeyimiz var. Bilmiyorum nereden buldular. Ama inan bizim liglerimizde bile 2B'de, PTT'de falan onun gibi stoper dünya kadar var. Nerede oynuyor bu arkadaş şu anda? Yurt dışında oynamıyor hocam. Yani yedek bekliyor. Kaan Ayhan. 11 oynamıyor bu sene. Bilmiyorum son maçlarını takip etmedim de. Ben hani özellikle orada yani sakat çalıştım olmasa Çağlar Söyücü, Melih Demiral ikilisi.
Çağlar'ın herhalde bir sıkıntısı var ki oynamıyor. Sakatmış. Sakatlık sıkıntısı hocam var. Hocam bugün anlattığına göre Çağlar yok dedi. Kaan Kayhan yok ve Ozan zaten cezalı. Yani... Ozan'ı nasıl buldun hocam maçta? Ozan Kabak mı? Evet. Ben Ozan Kabak'ta kendi adıma söyleyeyim. Çok tuttuğum, beğendiğim bir stoper değil bana göre. Daha basit oynayan, çabuk. O mevkinin en iyi oyuncu şu anda Çağlar ve Melih Demiral ikilisi. Melih gerçekten bazen tribüne de oynuyor, böyle hırs yapan şeyler vardır. Kayarak son anda çıkarıyor falan, büyük iş yapmış gibi. O senin işin zaten, onu yapacaksın ya. Evet. Burada da son dakikalarda daldı. Yani, topa dokunmasa penaltı olur. Aşırı bir hırs, tamam aşırı bir hırs var da çok bu kadar şeye gerek yok yani. Reklama. Gösteriş yapmana gerek yok. Futbol için olan insanlar anlıyor yani bunu. Yani çok önemli bir şey yapmadın İtici sen. İtici geliyor. Çok önemli bir şey yapmadın sen. Son anda kayarak kornere çıkarmışsın. Yoksa gol diyorduk. Onun için orada oynuyorsun. İşini yaptın zaten. 2'ye 1 yaptın gittin. Sağ taraf attın, kestiler, vurdun kafayı. Sürpriz çıkış yaptın. Tamam. Yan topa gittin, golü yaptın. Ekstra görev. Aynen. Ama orada zaten... Ben buna hep kızmışımdır. Yedek kulübesi futbolcular, bek oynayan, stop oynayan, kayarak taca atıyor, kenardan alkışlıyorlar. Ya niye alkışlıyorsun dedim ya. Topu bize at. yok niye alkışlıyorsun? Yapması gerekeni yapıyor, görüyor musun? Normalini yapıyor yani. O yüzden orada zaten. Ve kenar bek oyuncusu, ofansa çıkarsın, 2'ye 1 gider, asist yaparsın, golü yaptırırsın, ne güzel ekstraya giriyor. Senin asil görevin zaten defans oyuncusun sen. Aynen. Santrafor gol atacak, ne gol atacak? Gol atmak için oynuyor zaten orada. takım olduğun zaman ortaya başarı çıkıyor zaten. Doğru. Zaman geçti, ben milli takımın Burak Yılmaz'ın şeyi de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İsyanı enteresan. Hocam bizim santrafor olarak eksiğimiz var. Burak Yılmaz durduğunda işte diğer genç oyuncumuz Enes Ünal, Engin Hocam'ın dediği gibi ben %100 katılıyorum. Çünkü televizyon topun olduğu yeri gösterdiği için. Ya. Tabii ki Enes Ünal aslında yaptığı koşulların ne kadar değerli olduğunu göremiyoruz. O bölgedeki insandan genelde asist veya gol bekliyorsun. Aynen. Buna da en yakın oyuncu Burak Yılmaz. Evet. Ya Burak gerçekten gol bölgede çok yakın. İşte dün de vurdu bir kafa topu mesela. Evet, gün direğin içine vurdu, döndü. Cengiz'in oyuna girmesi etkiledi. Direkten dönen kalecinin çıkardı. Ki Cengiz de form yakalamaya başladı. Evet. Sakatlı geçti. İngiltere Ligi'ne gitti. Sonra da oyuna girmeye başladı. Kolay değil büyük sakatlıktan sonra. Melih Demiral. Ciddi bir sakatlık yaşadı. 6-7 ay oynamadı. Evet. İki maçta 90 dakika oynuyorsun. Büyük başarı yani. Maşallah çocuğa. Maç eksiği sırıtmadı. Kesinlikle. Yani o ikisinden ben çok ümitliyim. Abdülkadir Ömür'ün var bir de hocam. Hani bir diğer kanatta değerlendireceğim. İşte onu diyorum, kulübe hani ciddi oyuncular var kulübede. Ya çok büyük avantaj. Yusuf, 28 oyuncunun 14 tanesi. Yusuf da var. 14 tanesi dışında oynuyor. İyi liglerde oynuyor bunlar. Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, İspanya'da. Ciddi liglerde, Hollanda'da, iyi takımlar. Fransa'da iyi takımlarda oynuyor bunlar. Mesela Zeki Çelik, Burak Yılmaz, 3 tane Yusuf Yazıcı. 3'ünün bir Fransa takımında oynaması büyük avantaj. Gerçi Yusuf sonradan falan bazen giriyor. Aynen. Ama Zeki sürekli oynuyor. Burak'ı tebrik ediyorum maşallah, 35 yaşında zaten transfer yapıp da ve takımın şey oyuncusu oldu yani. Olmazsa olmazı gibi oldu, evet. Burak gibi bir oyuncu. Yarın kaptanlık verirlerse şaşırmasın yani. Bravo hocam, ben de. O da büyük bir avantajdır yani. Son maçta aynı da çok güzel bir gol attı hocam. Tam düşerken topun dibine girip vurduğu. Yani, gol vuruşu yani. Aynen. Gol vuruşu o. O yüzden o bölgede goller bekleniyor. Burak da çok iyi formda. Ne olursa olsun önce Burak, sonra Hakan ve diğerleri bir şey çıkartmamız lazım hocam. Yani bir santrafor. İşte mesela Cenk de tamamlayıcı oluyordu Burak yokken. Evet. Cenk'in de artık Avrupa'da oynamayı öğrenmiş olması. Kenan Karaman da çok o kenar oyuncusu, çok iyi oyuncu hocam. O bölgelere geliyor mesela, gol pozisyonları falan bulunuyor. Ama dediğin gibi ikinci alternatif santraforun yok. Direkt santraforumuz yok. Bıraktan Cenk Tosun diyorduk. Cenk zor yani, zannetmiyorum. Zor. Uzun bir süre herhalde geleceğini tahmin etmiyorum. O bölgede büyük sıkıntı var. Anormal maç eksiği var onun. En basit Beşiktaş örneği. Burak gitti, gol atamıyorsun. Onu aldın, evet. Bunu aldın. Demek ki geçen sene evet, sen Beşiktaş'ı Burak taşımış. Ki hiç istenmeyen bir oyuncuydu. Evet. İyi oynadıkça, goller geldikçe tribün de benimsemeye başladı. Milli takımda zaten Burak gibi bir oyuncu, hem abilik, lider oyuncu. Gerçekten gol vuruşunu çok iyi yapabilen. Ya ne kadar oynayacak Burak? Seneye bir de hocam önde baskı oluyor, yine Burak var. Tabii. Kayarak müdahale yapıyor. Yani maç içinde kendini gençlere çok, tüm Türkiye'ye kabul ettirdiği için hırsıyla da çok büyük örnek oluyor bence. Ya, gerçekten bravo, helal olsun yani Burak'a. Aynı durumda bir Arda'nın da olmasını isterdim. İyi bir Arda, Atletico'daki Arda, Galatasaray'da zaten olmazdı. Çok büyük o tarz oyuncu, 3-4 tane böyle tecrübeli oyuncu diğer gençlerle daha örnek verir ki 25 gibi bütün kadro hepsi iyi. Hepsi iyi. Cengiz yani. Ünder demişken, Cengiz Ünder'in bir açıklaması var hocam basın toplantısında. Onu da dinleyelim isterseniz, tekrar milli takıma devam edelim. Ben her zaman hazırım diyor Cengiz bugün.
Rakibimiz Sırbistan. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. grup 4. maçında yarın sahasında Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Müsabakada Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Dian Valkov yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Nikola Popov olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasına Macaristan'ı konuk edecek. 3. grupta 4. maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla 3. sırada yer alırken Sırbistan ise 1 puanla son sırada bulunuyor. Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak'la sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye-Sırbistan maçında loca alanlarına %50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı. Evet, milli takımımızın Sırbistan karşısındaki 11'i nasıl olmalı hocam? Şu anki eldeki oyuncularla Okay'la mı stoperde başlarız? Kaleci Mert'le mi başlanır, Uğurcan'la mı başlanır? Mert'le başlayan tahmin ediyorum ben. Yani Mert formda biraz da Uğurcan'a çıkıyor. Orada aslında fazla bir şey fark etmiyor. Mert'le başlayabilir. Yine Zeki Çelik, Umut Meraş. Umut Meraş. Okan Merih olur herhalde. Hakan, artık hocanın şimdi öyle bir şey ki, elinde öyle bir kadro var ki. 4-4-2, 4-2-3-1 yani aslında bu sadece sistem rakam olarak söylüyoruz. Her türlü sisteme uygun oyuncular var elinde. Ama ne olursa olsun defans bu şekilde çıkar diye tahmin ediyorum. Sırbistan daha çok bekleyip kontra yakalayan, çok kaliteli kontralarla oynayan bir takım. Baskılı bulup ne kadar erken gol bulunursa maçın daha erken kopma şansı yüksek. Yine orada dediğin gibi Ozan Tufan'la evet, başlarım diye düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu öldü. Mahmut, yani Mahmut, Ozan, Hakan. Ne olursa olsun top sende kalır. Burak, Cengiz'le başlarım mesela. Cengiz evet, formda. Efecan zaten Kenan sakat. Karaman. Kenan Karaman. Öyle gibi çıkar. Daha sonrasında da aksayan bir şeydi. Abdülkadir Ömür. Şey, Yusuf Yazıcı bir takviye olarak. Hamle yani oyuncuların çok. Zaten skoru falan 2-0, 3-0 yakalarsan hemen ikisini aldığın zaman topun bize kalması fazla olur. Paul yakalanır. Rakip kopar oyundan. İkinci golü falan, ilk değeri falan 2-0 içeri girersek maçın bitme şansı çok yüksek olur. Bu şekilde çıkar diye düşünüyorum 11'i ben. Aslında Rusya takımının da çok üstünde bir takımız. İlk yarı neden öyle baskı tabii kesinlikle yedik? Bilemiyorum hocam. Rusya milli takımı ilk yarı hani Beşiktaş'taki gibi başladı milli takım. Çok kötü. İlk yarı 3-4 de olabilirdi. Olurdu. 3-4 rahat olurdu. Değerlendirebilse olabilirdi. Öyle değil mi Engin hocam? Aynen. Yani Şenol hocam neye göre böyle bir taktikle çıktı? Veya işte, yani bekleyerek çıktı. Onu biliyorum. Hı hı. Neden böyle bir... Çünkü biz Korakor'da onlardan çok daha yukarıdayız. Bizim yaş ortalamamız çok düşük. Ya bizim zaten son maçlarda yaş ortalamamız 23. Zaten iki tane oyuncu vardı. Efecan'la Hasan Ali Kaldırım. Burak Yılmaz. Almanya maçında. Son maçta da Burak Yılmaz. Hakan. Hakan 30 Hakan oldu mu? Kadar Hakan 31 yaşında. Mert Günok 31 yaşında. Çalhanoğlu. Olsun artık 10 yıldır İtalya'da oynuyor ya. 10 yaşında gitmedi oraya yani. 10 senede Almanya'da oynadı. Hakan 26 yaşında bildiğim kadarıyla. Mümkün değil. İşte. Bir bakayım bir ben de. Yok yok zannetmiyorum. Yok hocam. 30'dan aşağı değildir Hakan. Hocam 30 yok Hakan Çalhanoğlu. En genç Ozan Kabak 20 yaşında, Burak 35 yaşında. Mert 31 yaşında. Efecan 30. Hakan da 30'dur öyle zannetmiyorum abi. 26 veya 27 biliyorum, şimdi ona bakacağım hocam. Son peki hocam, Nihat Özdemir de açıklama yaptı. Milli takımımız iyi yolda diye. Federasyon başkanından böyle bir açıklama yapması lazım. Kötü yolda mı desin, ne desin? Hocam onluk bir şey yok ki, milli takımın iyi olduğu olmadığıyla hocam ilgili. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu 26 yaşında. Yanılıyorum hocam. Yani. Nasıl 26 yaşında? Yanılmadım yine. Bravo yani. Yok, bu 26 yaşında hocam. O zaman 15 yaşında oynamaya başladı herhalde. 17-18. Uzun zamandır çünkü başladı. Liglerde hocam. Yani işte uzun zamandır liglerde. 4 sene İtalya oldu. Ondan önce Almanya var. 4 sezon Milan'da, 3 sezon Bayer Leverkusen, 1 sezon Hamburg, ondan 8, önce de Karlsruhe. 9. Tamam, 9 sene, 17. İşte hocam haklısın. Onu diyorum yani. Çok erken başlamış oynamaya. Demek aynen ki. Doğrudur, bravo valla. Yok Nihat Özdemir ama şimdi Futbol Federasyonu, milli takımda Futbol Federasyonu'nun... Hocam şimdi Futbol Federasyonu'nda o kadar konuşacak şey var ki, ya oralara... milli maçtan sonra çıkıp milli takımımız iyi yolda. Bunu hoca söylüyor zaten. Hani
basına bununla ilgili bir açıklama, maçın oynanmasıyla veya skorla ilgili iyi oynadık, tebrik ediyorum dersin de detaya girmiş bildiğin, hani hoca gibi detaya girmiş, bilmiyorum, bana acayip geliyor. Yok ya, şimdi bir Rumeniki Alman milli takımın Alman Federasyonu Başkanı iken o söyler veya Beckenbauer da. Nihat Özdemir maç detayına girmesi bence gereksiz yani. Gereksiz de peki şimdi Rumeniki ile onlar da Almanya milli takımı... Girmiyor zaten, girse diyorum. Onlar hiçbir zaman girmiyorlar hocam. Ama onların milli takımla alakası yok ki. Bayern Münih ile alakalı onlar. Yok hocam, Beckenbauer, Beckenbauer Alman ayrı. Federasyon Başkanlığı yaptı. Ya Rumeniki Hönes... Rumeniki de yaptı. Almanya futbol şeyde ama milli takımında şu anda faal, şu anda faal değil. Yok, Bayern Nihat Özdemir faal yani, federasyon başkanı. Ya saçma yani, düşmez ona da ama öyle yapması bilmiyorum, bana çok hani ben ona diyorum ki milli takımın başında Beckenbauer olsa yapsa anlarım diyorum. Evet. Yani onların milli takımında şimdi Almanya ile falan oynadık diye ondan örnek veriyorum. Mesela Spartak Moskova'nın da başkanı Türk milli takımı, bizden kat kat üstün bir takım. Bu milli takım seçimlerini tartışmak lazım diye bir açıklama yaptı. Onun açıklamasını okudum ki ne alakası var kulüp başkanı. Ama tabii Rus olduğu için, Rusya Federasyonu'nda da sözü geçen iyi bir kulübün başkanı olduğu için böyle de bir açıklama yapmış mesela. Ya teknik anlamda tabii ki Şenol Güneş'in açıklama yapması çok daha mantıklı. Aynen. Bugün de İrfan Can Kahveci falan soruldu. Ha, onları soracağım hocam zaten. Koronaya yakalanmış. İşte Şenol Hoca farklı yerlerden girdi. İşte aslında konuşacağım 3-5 şey daha var ama zamanı geldiğinde konuşacağım. Susmak lazım, konuşmak lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Klasik 3-5 tane kelimeler söyledi. Ama zamanı geldiğinde söyleyeceğim şeyler de var. İrfan Can'ı fazla konuşmaya gerek yok. Korona olayı oldu. Kulübü Başakşehir, ligimizin iyi kulüplerinin, hepsi bizim kendi kulüplerimiz. Kulübü açıklama yapmadığı için ben de açıklama yapmadım dedi. Herhalde koronaya yakalanmış İrfan Can Kahveci. Öyle bir durum var. Ya, haber vermeden milli takım kampını terk etmiş iki oyuncu hocam. Öyle bir şey olamaz ya. Zannetmiyorum öyle bir şey. Olabilir mi öyle bir şey sizce? İmkansız. Mümkün değil. Ben milli takım teknik direktörüyüm. İkiniz futbolcumsunuz. Civa'dayız. Konuşmak istemiyorum dediği şey o ama ya, olmuş yani. O zaman onu söyleyeceksin. Neden konuşmak istemiyor? Böyle bir şey olamaz ki. Büyük skandal bu. 70 dakikada maçın iptal olduğu gibi Tolunay Kafkas Galatasaray maçta sağdan çekiyorsun. Evet, Marco o da var hocam. Ya işleyeceğiz onu da. Tokatlıyorsun. Var, yaşanmış bu. Demek ki Riva'da kamptayız. Engin Özmer, İlker Bulut benim futbolcum. Haberim yok. Yazmayacağım. Engin'le İlker nerede? Hocam terk ettiler gitti. Hayırdır, nereye? Taksim'de bir işleri varmış. Dönecekler ve gelmiyoruz. Böyle bir şey yok ya. O nedir ya? Milli takımdasın bir de. Hadi kulüp şeyinde, kulüp bazında böyle şeyler olabilir. Hocaya isteyen ediyor. Kadro açıkçası suratını asıyor. Oraya bakıyor. O kendi problemi. Milli takımdasın, Riva'dasın ya. Ben bir Mecidiyeköy'e gideyim. Bir işim var. Ortaköy'deyim. Yarın idmana geliyorum. Gelemezsem hocaya söyle. Oynamayacağım ben sana. Kombiniyor de. Sırbistan maçını oynamak istemiyorum. Geçen hafta beni oynatmadı. Canım sıkıldı. Burası milli takım. Yok öyle, üzeri yok yani. Yok ya. Üç ayda bir toplanıyorsun. Ki konuşulan yani. İki oyuncu da hani birisi zaten stoper oyuncumuz. Almanya'da yetiştiği için yani yurt dışında o disiplini zaten hani almış bir adam. O kültürü ya, hayatta şey yapması imkansız İrfan yani. İrfan Can da ona keza çok ahlaklı, çok düzgün bir kişilik hani takip ediyoruz. Ya, oynayan futbolcuların ilk amacı nedir abi? Milli takımda milli takıma gelmek. Aynen. Avrupa Şampiyonası oynayan. Abi oraya geliyorsan sen elit. Türkiye'deki 28 kişiden Avrupa'da dahil milli takım oynayacak 28 tane adam seçilmişsin sen. En iyi 28. Oraya geldiysen senin oynaman oynamaman o önemli değil. Hakan Çalhanoğlu atıyorum. Onun gibi bir oyuncu şu anda alternatif yok, oynamak zorunda. Çok formda. İtalya bunu konuşuyor. Burak evet. Yılmaz. O mevkide senin alternatifin yok. Enes Ünal da olmaz orada şu anda. Olmaz, Burak Yılmaz olmaz. Varken. Olmaz. İyi bir Cenk Tosun varken çift santrı oynatırsın. Alternatif evet, değiş hocam. Kadro yaparsın. Ama öbür türlü diğer kim koysa oynuyor zaten. İkişer tane en az oyuncum var. 22 tane garanti. Evet. Kalan 6 kişi de her zaman oynar, fazla sırıtmaz. O anlamda söyledim yani, ikisi kampı terk edeceksin. İşim var gidiyor. İmkanı yok, öyle bir lüksleri olamaz ya. Onu ben oraya getirdiler herhalde durumu. Sonra koronaya döndü. Bilmiyorum, zamanla ortaya çıkacak. Ama hocam bu tip şeyler biliyorsun. Hani olmayan bir şey konuşulmuyor. Oyuncu haber vermiştir, birisi tuzak kurmuştur bir sıkıntı olsun diye. Bu da olabilir. Ama milli takımda böyle bir şey olamaz ya. Kulüpte belki olabilir de milli takımda ben tahmin etmiyorum, zannetmiyorum yani. Böyle bir şey de varsa bunu... Hocam hani... bizim milli takımlarımızda oluyor hocam. Yani bizde oluyor bu ilginçlikler. Ben milli takımda şimdiye kadar, bu zamana kadar... Milli bir Volkan'ı takım, gördük kaleci. Terk eden. Ben paşa. Oynamıyorum, verim risketlerim dedi. O zaten kendini terk etmiş. O farklı. Farklı bir tarafta Volkan. Ve onun gibi birkaç tane de futbolcu vardı. Ama onun haricinde ben kamp terk ettim. Sağdan çıktım. Olaylar oldu. Emre Belezoğlu geldi, onu yatıştırdı, gitti, geri geldi. Maçtan bilmem bir şeyler oldu. Isınırken
küfürler vesaire bir şeyler oldu. Ama onun haricinde ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Böyle bir şey de varsa başta Şenol Güneş teknik ekip ve federasyon yetkilileri hemen açıklama yapıp bütün Türk kamuoyuyla millete böyle bir durum vardı. Evet, bundan sonra milli takımda bir çağrılma ne olursa olsun bitmiştir. Aynen. Yani bir nevi bu ulusal ülke meselesi yani baktığın yani sportif anlamda da olsa. Ya milli forma sonuçta. Ya bayrağın için yaşıyorsun ya ne olursa olsun. Yani milli formayı nasıl reddeder? Maç sportif bir faaliyettir. Onun haricinde X ülkelerle sıkıntımız varsa hep beraber gideriz. Ne varsa. Ne için yaşıyoruz ya? Bayrak için yaşıyoruz, ülkemiz için yaşıyoruz. Onlar ötesi yalan. Hepsi yalan. Bu ülkemiz varsa biz varız. Yoksa yokuz zaten. İşin gerçeği bu yani. Aynen. O yüzden ben o konuya pek ihtimal vermiyorum yani. Zamanla çıkar zaten. Sayın Çölmekçi, şimdi soruyorum sorumu. Seyircilerimizden sorular da var. Mini takımda bazı oyuncular sakatlanacağım diye toplara hani hak ettiği gibi müdahalelerde bulunmuyor. Sakınarak oynuyorlar. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi soruyorlar hocam. Mesela isim vermiş mi arkadaş? İsim vermemiş. 2-3 tane oyuncu var diyor. Maçta gözümüz, benim gözüme çarpmadı hocam. Senin gözüne çarptı mı bilmiyorum. Çarpmadı gibi şimdi. Maçtan maça fark var. Şimdi özel maçta profesyonel futbolcu atıyorum. Hep onu konuş. Hakan Çalhanoğlu, Milan'da oynuyorsun. Çok formdasın. Özel bir maç varsa tabii ki kendini koruyacak. Kendini korumak zorunda. Yani. Profesyonel futbolcusun. Ekmeğini kazanıyorsun ama milli takıma geldin ama zaten sen biliniyorsun. Zaten hoca da ona göre bir kadroyla çıkar oraya. Orada evet. Da her futbolcu kendini bir ikinci mücadele var. %100 pozisyon. Girmek zorundasın. Orada esnek davranabilirsin. Ama şimdi yarın Sırbistan maçını düşünüyorsun. Tekmeye kafa koyacağın maç yani. Böyle bir başka şansın yok. Başka şansın yok. O zaman zaten hoca seni ne oynatır, ne kadroyu alır, ne düşünüyor artık. Ne varsa tekmeye kafa koyacaksın derler ya. Öyle bir durum yarınki maç. Ama özel maçlarda zaten futbolcunun kendi inisiyatifinde o. Almanya özel maçta orada bile kora kor mücadele oldu. Düşün yani. Tabii ki. Ben öyle bir şeye de ihtimal vermiyorum. Ve buna Alman milli takımı da biraz şey yaptı. Onlar da topa sert oynadıkları için. Zaten o Alman futbolu biliyorsun. Fizik gücü yani. Yüksek. Kora kor mücadele eden bir yapılar. Öyle kendimi kollayayım falan. Kimsenin... Yok. Şöyle bir şey söyleyeceğim Sayın Çölmekçi. Hepimiz oynadık. Milli takım, biz de Ümit Milli oynadık. İşte Metin Hocam oynadı milli takımlarda. Engin Hocam oynadı. Ya inanın sahaya çıktıktan sonra sen öyle sakatlanmayayım, ayağımı çekeyim falan. Bunlar insanların beyninde ürettiği, inanın bana, saçma sapan fikirler. Biz oraya çıktığımız zaman yok. Annesi ölmüş değil mi bir gün önce? Vallahi unutuyor. İnanın bana unutuyor. Herkes oraya çıktığı zaman sadece futbolu düşünüyor. Ben hani burada oyuncuları eleştiriyoruz, hocaları eleştiriyoruz ama o 65'e 100'ün, 65'e 105'in içine girdiğin zaman hiçbir şekilde sakatlanmamayı veya başka bir şey, yani bir sahte oynamak gibi bir düşünce yok. Yani bunu istediği kadar profesyonel, istediği kadar Avrupa'da oynasın, Milan, işte Boca Juniors, nerede oynarsan oyna, öyle mi hocam? Ya tabii ki yani, ya, tabii düşünmüyor. Ki. Hepimiz oynadık. Sen de, biz hala şu an oynuyoruz. Sahaya çıktığımızda sakatlanmamayı düşünmüyor. Halı, onu söyleyeceğim. Halı sahada ayağını çekene kadar oynuyoruz. Halı sahada bile oynarken oynuyorsun. Ki kulüp bazında oynayan futbolcu bile türbündeki seyirciyi bilmem düşünmez. Ne varsa orada her şeyi verir ki milli takımda bunun mevzusu bile olmaz yani bence. Aynen. Öyle değil mi Engin hocam? Ya, kesinlikle. Yani senin kesinlikle. Yani oraya şey almak zaman, istiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Evet, şimdi Rusya milli takımıyla oynadığımız maçın grafikleri var. Almaya gerek yok. Zaten işledik hocam. Evet. %52'ye, %48'di. Milli takımı kapatıyorum. Kulüplerimize geçmeden önce kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kulüp takımlarımıza geçelim. Reklamlardan sonra beraberiz. Evet, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Milli takımımızı sonuçlandırdık. Engin hocam, senin başka söyleyecek bir şeyin var mı milli takımla ilgili? Yok, sadece Almanya maçıyla alakalı ben bir şey söyleyeyim. Almanya maçıyla alakalı herkes 3. 4. şeyler söylüyordu ya takım ile çıktı diye. Oynayan ilk 11'den 7 tanesi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan. Bert tabii Leno, tabii. Rudiger, Nico Schulz, Julian Brandt, Emre Can, Kai Havertz, Julian Draxler. Yani takımın %70'i, %75'i zaten normalde de ilk 11'inde oynayan oyunculardan kuruldu. Bir de şey, Emre Can'la ilgili ilginç bir şey var. Türk kahvesine gidiyor. Orada Almanca konuşuyor. Sorulara Almanca cevap veriyor. Ve enteresan bir sinirlilik vardı o gün. Her gol yedikçe en büyük tepkiyi Emre Can verdi. Onu bir da kınıyorum buradan. Şöyle, ya aslında kınanacak bir şey yok. Şunu şöyle kınıyorum ben, abi. Maç sonu röportajıyla alakalı şey söyleyeyim. Yaparsın. Şimdi bir Türk kanalı yayıncı kuruluş röportaj yapıyor. Röportajı niye Almanca cevapladı diye bir sürü soru var. Hüseyin hocam da bunun çok güzel açıklamasını yaptı Almanya'dan. Almanya milli takımda oynuyorsan Almanca konuşmak zorundasın diye bir şey var.
Mesut Özil de zaten bu yüzden dolayı milli takımdan uzaklaştırılmıştı bir zamanlar. Mecburen Almanca demeç vermek zorunda. Mecburen Türk televizyonuyla birebir yaptığında da. Fark etmez. Evet. Neresi olursa onu bilmiyorduk olsun. O zaman. Almanca o konuşmak ilgili zorundaymış. Yani bunun evet, açıklamasını sinirce yapmıştı zaten. Oradaki gurbetçi oyuncularımızın Türkçe konuşmamasının sebebi Alman milli takımında oynadıkları müddetçe Almanca demeç vermek zorunluluğu var. Bu yüzden oyuncularımızı biz de hocam teşekkür ediyoruz. Hem sana hem Hüseyin hocama. Burada bu konuda eksik kalmışız. Kesinlikle Almanca konuşmaları isteniyormuş. Bu bir şart. Mesut Özil de Türkçe konuştu ve işte Cumhurbaşkanı'yla da gitti görüştü diye Alman milli takımından uzaklaştırıldı. Bunu da bir not olarak, aynen, dipnot olarak verelim. Emrecan daha önce nerede oynadı? Juventus. İngiltere. İngiltere, Liverpool. İngiltere, Liverpool. Juventus. Şimdi? Bayern Münih. Bayern Münih. Daha önce hiç Emrecan'la ilgili, Türkiye'yle ilgili normal röportajda bir şey duydunuz, gördünüz mü hiç? Yok. Hayır. Televizyonda gördük, Emrecan diye biri varmış. Onlar artık Türklükten uzaklaşmışlar. Evet, orada doğmuş, orada büyümüş, oranın yani kültürünü almış. Kınamamak lazım. Kesinlikle. Ama zamanı geldiğinde de burayı unutmayacaksın. Niye Mesut Özil Çeşme'den yazlık almış, devamlı burada. Evet. Kendi memleketine ciddi yardımlar yapan, reklamı sevmeyen bir insan. Ben Türk'üm diyor adam. Ya kesinlikle. O da doğmuş büyümüş olabilirsin. Ama Emrecan'la ilgili ben orada gördüm. Hiç de duymadım öyle bir şey. Tamam, maçtan sonra röportajlarımız İngilizce olabilir, Almanca olabilir. Onlar özel bir röportajda Bein Sport aramış, görüşmemiş. Daha önce Dişlük dediğimizde hiç öyle bir şey ben hiç duymadım, görmedim. O anlamda söylüyorum yani. Ya mesela Emre Mor yurt dışında yaşamış ama hiç Türkçesi yok. Bilmiyor. Mesela benim bu konuda tebrik edeceğim birisi var. Stefan Thomas. Nasıl şeyi, Türkçe konuşuyor? Türkçeyi bırak. Teknik direktör. İster mi aslında, bilmiyor Emre Mor. Bilmiyor hocam normal. Hiçbir şey bilmiyor gerçi zaten. Orada büyümüş yani, artık o. Ne oldu be? Ne kadar da büyürsen İstanbul'da öğrenmez mi bir insan? Buraya gelen bazı ne? Mark Kruse miydi Fener'e gelen? Mark Kruse. 3-5 kelime öğrenmiş. Adam Türk mahallesinde büyümüş. Yani Türk mahallesinde büyümüş. Adam İstanbul'da söylemeye hocam çalışıyor. Kesinlikle öğrenmesi lazım. O adamın Kruse'nin Türkiye Fenerbahçe'ye gelip de orada İstanbul'da söylüyorum, kendimi sempatik göstereyim düşüncesi yok. Hani vardı ya da buraya gelen, hemen Türkiye'ye öğrenen soytarı gibi Antep'in hocası. Antep'in hocası, daha o hepsi. Mircea Lucescu yıllardır Türkiye'de, Türkçe yıllardır. Konuşmadı. Niye Türkçe öğrenmiyorsun demişler. Demiş, Türkçe öğrendiğim zaman daha çok Türk dostum olacak. Gidip de onlarla Türkçe konuştukça vaktimi boş yere harcamam ben demiş. İşimle ilgileniyorum. O da kendine göre böyle bir çıkış yolu bulmuş. Yabancı gidip de Türkiye'de en başarılı hocalardan bir tanesidir. Gordon Mill, Lucescu. Aynen. İki büyük takım şampiyon yaptı, milli takımda görev vardı. Gordon Bill de öyle. En azından 3-5 Türkçe söyle. O kadar ya, Türk hocam dostum işte olacak. Çok milliyetçi. O konuda yani ben Thomas'ı ciddi anlamda takdir ediyorum. Rize Spor'un teknik direktörü. Fenerbahçeli bütün Thomas. Basın açıklamasını Türkçe yapıyor. O konuda takdir edebilirim. Onun harici takdir etmiyorum. Yani bir tek o konuda. Ve enteresan hocam, Erol Bulut'tan daha iyi Türkçe konuşmasından dolayı diyorum. Yani. Yok ya, onun haricinde daha iyi Türkçesi var. Thomas'a gelene kadar 1000 tane Thomas var yani. Yani anlamadım. Metin hocam. Ya öyle kesinlikle. Ben farklı açıdan bakıyorum. Kesinlikle o konuda yani, öyle hocam. Bunda haklısın. Bak, Thomas'a inanmıyorum ben. Kaleci Müller vardı. Mert Müller oldu sonra. Hiç inanmıyorum. Schumacher gitti. Türkiye'de jübile yaptı. Kimsesi çocuklara vereceğim de parayı aldı yürüdü gitti. Bunlara hiç inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Alex'e inanıyorum, Hacı'ya inanıyorum. Onlar burada işler veren insanlar orada. O anlamda söylüyorum. Diğer açıdan yok, sen orada haklısın yani. O zaman Thomas hocam sahte okey. Yok estağfurullah, sahte okey değil de yani Thomas da 10 yıldır Türkiye'de herhalde. Var 10 yıldır. Okan Buruk hocanın yanında yardımcılık yaptı. İşte oynadığı takımlar yaptı belli. Ekmeğini de burada kazanıyor. Nereli Thomas? Ülkesi? Sırp. Sırp. Oraya niye gitmiyor? Pascal Nouma modeli. Hı. Türkiye'de Pascal Nouma, aslan gibi bakıyorlar. Fransa'da Beşiktaşlı oldu. Fransa'da adım başı herkes Pascal zaten. Onu orada selam vermez kimse. Thomas'a ele hiç vermez. Dışarı çıkıyor, Pascal'ı diskoya götür. X bir yerde DJ'lik yapıyorsun, artık işi soytaralığa döktün. Futbolda kimse bir şey diyemez. Beşiktaş'a çok şey verdi. Git, ülkene gitsene. Niye gitmiyorsunuz? O tarz çok insan var. Burası bizim ne güzel çiftlik, aslan gibi. Çok güzel para kazanıyor. Resim çektiren bile para veriyor. Bunlara resim çektirsen ne olur? Buraya getirdiğine bakacaksın. Ne getirisi ne? Döviz anlamında, manevi anlamında. En büyük örnek Hakan Çalhanoğlu diyorsun hocam. Bitti ben diyorum, bu kadar basit. Benim kendi görüşüm bu. Şeyde Bosna Hersek yazıyor şimdi, baktım da. Bosna Hersek. Nereye gidersin yani? Değil. Evet, milli takımı kapatıyorum. Kulüp takımlarımıza geçeceğiz. Onlarda da aksiyonlar var. Hazırlık maçları oynadılar. İşte Trabzonspor Şifo Hümet'in takımında 2-1 mağlup oldu. Evet. Maçtan sonra Eddie Newton açıklama yaptı.
Eddie Newton açıklama yaptı hocam. Oyuncuları birbiriyle kaynaştırmaya çalışıyorum diye. Onu U13 grubuna falan söylemesi gerekiyor. Ben dün akşam haberde de sporda da bir yorum yaptım. Hocanın bence hangi takımda ülkenin en iyi futbol şehri olan, en çok bilen futbol şehri ve en iyi takımlarından birinde hocalık yaptığının farkında varmasını tavsiye ettim. Bu arada Kadırga TV spor müdürümüz Sayın Serkan Genç. Hayırlı akşamlar diliyorum. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Serkan Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Programımız şu anda. Bizler de sizleri izliyoruz Kadırga TV'de. Mutlu oluyoruz. Bizim Trabzon'daki kalbimiz. Trabzonspor zaten bu ülkenin kalbi. Bana göre Brezilya, işte derler ya, Brezilya, Türkiye'de de Türkiye'nin Brezilyası Trabzon. Evet, Metin hocam diyeyim, Metin abi, Serkan abi. Trabzonspor'da neler oluyor? Başkan neler söylüyor? Newton'un durumu ne? Sen kulübün içindesin. En güzel, en taze bilgileri senden rica edeceğiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi programlar diyorum. Severek izliyoruz. Gerçekten çok seviyeli program. Özellikle Metin abinin o ekrandaki hareketleri çok dikkatimi çekiyor. Buradan selamlar gönderirim. Keza Engin hocam da öyle. Tabii Trabzonspor yani neresinden başlayalım dersek tabii belki saatler alabilir Trabzonspor'u konuşmak bu noktada. Tabii milli ara nedeniyle Trabzonspor kısa notlar verip hemen bilgileri aktarayım size. Tabii Trabzonspor milli arada Erzurumspor'la bir hazırlık karşılaşması oynadı. 2-1 mağlup oldu Trabzonspor. Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii yeni transferler her ne kadar geçen sezondan Trabzonspor'un muhtemelen yani iskelet bir kadrosu olursa da 9 transfer ve direkt katkı sağlayacak oyuncular yönünde bir transfer yapıldı tabii Trabzonspor'da ama tabii ligin ilk 4 haftası yeni transferler aslında çok da gelecek adına ümit verdi dersek belki 4 hafta itibariyle bunu konuşmak biraz yanıltıcı olabilir. Ama tabii isim Trabzonspor, renkler burada mavi olunca tabii ki beklentiler de bir o kadar artıyor Trabzonspor'da. Hemen onu söyleyelim. Yarın Trabzonspor 19'da bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Bir taraftan Başakşehir karşılaşması hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor Trabzon'da. Bunu da not olarak aktaralım. Özellikle oynanan oyun şunu söyleyelim net olarak. Trabzonspor camiasında ilk 4 hafta itibariyle Trabzonspor'un ortaya koyduğu performans taraftarı camiayı çok memnun etti mi? Tabii ki hayır. Tabii Trabzonspor'da bir de teknik ekip, teknik direktör boyutu var. Aslında detaylara girersek tabii çok zaman alacak. Ama şunu söylüyorum, tabii biz sabırsız bir kentin çocuklarıyız. Trabzonspor'un tarihine, geçmişine baktığınız zaman tabii bir de geçen sezon her ne kadar pandemiye kadar yüksek bir şampiyon Trabzonspor söylemlerinin en üst seviyeye çıktığı bir dönem yaşadı. Tabii bu pandemi sonrası iki bölüm haline değerlendirmek gerekiyor. Teknik direktör şunu ifade ediyor Eddie Newton. Zamana ihtiyaç olduklarını söylüyor. Peki böyle bir zaman Trabzon'da var mı? Yok. Sistemden bahsediyor. Sistemi kurmak bu bambaşka bir şey. Yıllara mal olacak bir şey. Böyle bir beklenti içerisinde Eddie Newton. Peki camianın buna sabredecek zamanı var mı? O da yok. Tabii bu da tartışılıyor Trabzon'da. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii iki boyutlu var. Bir sportif boyutu, bir saha boyutu. Bir de saha dışı boyutu var baktığınız zaman Trabzon'da. Ne zaman Trabzonspor sezon başlarında saha dışı etkenlerden dolayı örnek veriyorum hakem hataları ve bir MHK ile mücadele eden bir Trabzonspor var. Düşünün Sayın Başkan Ahmet Oğlu Futbol Federasyonu'na gidiyor. Başkan da görüşemiyor. Bu inanılmaz tepkiyle karşılandı Trabzon camiasında. Sezon başına sağ dışında kavgalı giren bir Trabzonspor var. Kavgayla başlayan bir Trabzonspor var. Sağ içerisinde transferleri geç gelen, yeni transferlerin ortaya koyduğu performans. Tabii ilk 4 hafta itibariyle konuşuyoruz bunu. Belki 6., 7. veya 10. haftalar
çok farklı şeyler de konuşabiliriz bu noktada ama ilk 4 hafta itibariyle Trabzonspor'daki yeni transferler çok da gelecek adına ümit vermedi. Bunu desek yeridir. Tabii bir taraftan da Trabzonspor'da yönetimsel anlamda federasyonla büyük bir savaş var şu anda. Bu perde arkasında çok ciddi, artık perde arkasında da kalmadı. Sayın Başkan'ın en son açıklamaları, federasyon binası önündeki açıklamaları tabii. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? İstim üstünde giden bir Trabzonspor camiası var. MHK ile sürekli çatışma halinde bir Trabzonspor var. Düşünün şimdi haftaya Başakşehir karşılaşması var. Bu karşılaşma geçen sezondan Trabzonspor ve Başakşehir arasında geçen bir şampiyonluk yarışı var. Trabzonspor camiası da çok ciddi anlamda saha dışı, yani masada dönen olaylarla şampiyonluğun elinden alındığına inanan bir Trabzonspor camiası var. Böyle bir ortamda Başakşehir karşılaşmasına çıkacak. Umarım bir hakem hatası, tabii ki hata yapacak hakemler ama sonucu etkileyecek bir hatanın olmayacağı bir karşılaşma olur diyebiliriz. Not olarak şunu da ekleyebilirim Trabzon'da. Tabii hazırlıklar devam ediyor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yoğun bir şekilde. Tabii belki ismi de verebilirim ama bir koronavirüse yakalandı Trabzonspor'da bir futbolcu. Onu da belirtelim. Tekrar Perşembe günü ikinci bir test olacak. Tabii Başakşehir karşılaşması öncesinde biraz moralleri de bozdu diyebiliriz Trabzonspor için. Aslında çok konuşulacak şey var, çok detay var, derinlemesine gireceğimiz konular var. Tabii sizin sormak istediğiniz başka sorular varsa onları da aktarabiliriz tabii. Abi, koronavirüse yakalanan oyuncunun ismi, biz hiç olmazsa hem Kadırga TV hem biz aynı medya grubuna ait olduğumuz için ilk önce biz verelim ülkemize, seyircilerimize yani, farkımızı. Parmak koronavirüse yakalandı, onu söyleyelim. Tabii tekrar Perşembe günü bir test olacak. Bu arada? Biraz tabii oyuncuların morallerini bozdu ama iyiye gidiyor. Perşembe günü tekrar bir test olacak. Umarım tabii bir an önce iyileşmiş olur. Yatıştır, sağlığına kavuşur tabii. Trabzonspor'un başkanı Sayın Ağoğlu, biz Metin Hocam'la beraber geçen sene ligin sonlarına doğru çok eleştirdik. Yani her tartışmada, her kavgada gereksiz bir hem hakem camiasının tepkisini çekti hem de ülkeye yani bir başkanın yaşamayacağı belki o anlık sinir, başkalarına sinirlenip işte Alanyaspor'un başkanıyla kavga, ertesi hafta başka bir şey. Öyle değil mi Metin Hocam? Biri Ahmet Ağoğlu'ya bu konuda senin görüştüğünü biliyorum. Bu konuları görüştünüz mü hiç? Bunları açtın mı ki sen açarsın? Onu da biliyoruz. Ya dedim ya, hani zaman da kısa, aslında geniş konuşulacak detaylar var. Çok konuşacak konular var. Yani şöyle bir durum artık. Tabii Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu çok zor bir dönemde Trabzonspor'a başkan oldu. Gerçekten taşın altında elini değil gövdesini koyan bir isim. Bu noktada hiç şüphe yok. Trabzonspor'u seviyor, futbolu, sporu sever. Renkli bir kimlik ama yani geçmişten bugüne baktığınız zaman Trabzonspor'un tabii o başkanlık makamı zor bir makam. Özellikle şampiyonluk beklentisi içerisinde olan bir camianın ihtiyaçlarına cevap vermek de kolay değil. Bu noktada başkanın da zaman zaman sinirleri çok geriliyor. Yani ben burada bir karşılaşma sonrasında sohbette onu da ifade ettim. Ona Serkan dedi, ben diğer başkanlar gibi olmayacağım. Tamam mı başkanım? Örnek vereyim bir tane mesela. Trabzon'da bir kahvaltılı basın toplantısı düzenledi Sayın Başkan Ağoğlu. Gazeteciler olarak bizler de oradaydık, spor yazarlar olarak. Şu ifadeyi kullandı orada. Düşünebiliyor musunuz? Trabzonspor UEFA'dan bir ceza almıştı. Hani geçen sezon UEFA Avrupa'ya özür diliyorum, Trabzonspor gidemedi. Bu ceza Trabzonspor yönetimi zaten bunu biliyordu. Pandemi öncesinde bu cezanın geleceğini biliyordu. Tabii bu süreci iyi yönetemedi Trabzonspor. Avrupa'ya gittiğiniz zaman UEFA kas boyutuna baktığınız zaman şu ifadeyi kullandı başkan. Bazı Türk kulüpleri bizim UEFA'dan ceza almamız, Avrupa'ya gidememiz noktasında işte UEFA'ya bu noktada baskı yaptı. Bunu da bana UEFA yönetim kurulu üyesi söyledi. İfadesini kullandı Sayın Başkan. Yani bu tür açıklamalar gerçekten çok ciddi açıklamalar. Federasyon binası önünde yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz.
gerçekten başlı başına tartışılması gereken açıklamalar. Doğru açıklamalar mı? Evet, doğru. Yani Türk futboluna baktığınız zaman tabii başlı başına bir program konusu. Dört tane kulübün borcu bakıyorsunuz şu anda neredeyse 15 milyar TL'ye dayandı. Borç batağı içerisinde olan bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Yıllardır Trabzonspor'un bu noktada canı yanmış. Sadece Trabzonspor'un değil birçok kulüpler var bu noktada haksızlığa uğramış ama Trabzonspor ne yazık ki bir adım önde bu noktada. Canı yanmış bir Trabzonspor var. Trabzonspor Başkanlık Bakanı ve haklarını savunma noktasında bir mücadele veriyorsunuz tabii ki burada. Ama şunu ifade etmek gerekiyor. Özellikle son dönemlerde evet bir kulüp başkanının bu tür açıklamalar yapması doğru mu? Bana göre bunlar masada çözülmesi gereken işler. Ama masada da bu işler çözülmeyince ne oluyor? O sinirler geriliyor. Bazen başkan da yaptığı açıklamalardan sonra eleştiriliyor. O da onun farkında. Ama ben bundan vazgeçmeyeceğim, devam edeceğim yönünde de beyanatları var bize sohbetlerde. Serkan abi tavsiyemiz iyi bir basın danışmanı açıklamalarla ilgili çok daha tecrübeli futboldan gelmiş bir arkadaşla çalışması. Serkan abiciğim çok teşekkür ediyorum. Seni burada da ağırlamak istiyoruz İstanbul'da. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Sen çok değerli bir futbol adamısın. Trabzon'un en değerli insanlarından, spor camiasına birisin. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz Trabzon'a, Kadırga TV'ye. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi programlar. Teşekkür ederiz. Evet Metin abi, programımız çok seviyeli, çok güzel. Sana da çok güzel insanlar dileklerde bulunuyor. Normal, onu her zaman alıyorum. O benim için normal bir bravo şey. Bravo Metin abiciğim. Yok, ukalalık değil. Ben kendimi biliyorum. Da Serkan'a ben aslında sevgili Serkan'a bir şeyler sormak da istiyordum. Aslında Trabzonspor'la ilgili program yapmamız lazım. Sadece evet, Trabzonspor. Evet, yani gerçek söylüyorum. Şimdi Newton'la ilgili söyleyeceklerim vardı. Newton bana göre hiç tam birinci adam olamaz. İyi bir kondisyoner, iyi bir ikinci adam. Lider oyuncular. Ben Trabzonspor formasını giydim, gururla giydim. Avrupa Kupası oynadım. O seyircinin beklentisi belli. En tahammülsüz klasik Karadeniz'de vardır. Ahmet Oğlu, Sayın Ahmet Oğlu Başkan'la ilgili. O kadar çok şeyler var. Akşam üzeri saat ama vakit yetmiyor. 16 civarı onunla konuştum. Hatta bununla ilgili hakikaten Metin Hocam bir program yapacağız bunlarla ilgili. Trabzonspor Cemil Turan'a rica edeceğiz Fenerbahçe ile ilgili. Artık i̇şte onları bilemiyorum da yani böyle takımlarımızla ilgili ama Trabzon'da mutlaka Trabzonspor bir parantez Türkiye'nin açmamız çok gerekiyor. Özel bir camiası. İnsanıyla, yapısıyla, hava bölgesiyle her şeyle gerçekten aslında çok güzel benzetme yaptın Brezilya ile ilgili. Trabzon çok özel bir yer. Onun değerini, formasını giyen de, hocası da, başkana bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten Sayın Ahmetoğlu, beyefendi bir adam. Golf Federasyonu Başkanlığı yaptı ve Trabzonspor'a çok şey kattı maddi anlamda. Sattığı oyuncular, en son Charlotte, kendi oyuncun değil senin. Aynen. 11 milyon euro aldın. Ve isyan etmene gerek yok, geldi gitti. Gelmez, niye gel? Senin oyuncu değil ki. Bir hakkın var elinde, artıya çevirdin. Onur, Burak Yılmaz, ciddi anlamda maddi katkı sağladı. Hepsinin farkındayız biz. Evet. Gerçekten Trabzonspor ki geçen sene kendi adıma o kadar çok istediğim ki şampiyonluğu hak etmişti. Tabii burada söyledik. Zaten. Hak etmişti. Ama kendi eliyle şampiyonluğu verdi. O yüzden çok şey var Trabzonspor'la ilgili. Bir program, 3 program, 5 program yetmez bile. Her zaman özel bir yerdir. İnşallah bir gün yaparız. İnşallah bir benim söyleyeceklerim de İlker Hocam'a. Eddie Newton geldiği zaman ben ne demiştim? Sen de İlker Hocam demiştin ki o zaman. Çok başarılı olacak. Çok iyi antrenörler, teknik direktörlerle beraber çalıştığı için başarılı olacağını umdum. Ben ilk geldiği zaman da söyledim. Ben bu adamı araştırdım da. Metin benim kendi görüşüm bu. Kesinlikle bu adam birinci adam olamaz. Ve bu Trabzonspor bu adama en az 4-5 gömlek büyük geldi. Bunu da ben ilk geldiğinde de söyledim. Çünkü bu adam bulunduğu ekipler içerisinde o teknik direktörleri saymıştık, sıralamıştık. Onların hepsinde ya kendi kulübünden giden oyuncuların kiralıkları izlemedeydi ya scout'taydı. Veya teknik ekipte birinci, ikinci yardımcı falan da değilmiş. Ya birinci, ikinci yardımcı ne değildi bu adam? Şimdi ne olursa olsun taktiksel tüm şeylerde o hoca grubun, şimdi düşün Metin abiyle beraber 5 tane hocayız. İkisi biziz. İşte ben maç seyretmeye gidiyorum. Şimdi birinci yardımcı antrenörün görevi çok farklıdır ama. Yok. Yarı teknik direktör antrenmanı yaptırır. Şimdi sen o grubun içindesin.
taktiksel olarak Metin abinin verdiği taktiğin içindesin. 5. hocayız. Tamam. Atıyorum. Her şeyde içindeyiz. Bir şey, yani Mourinho'dan örnek al. Mourinho çevirmenliği yapıyordu, kendini geliştirdi. Evet. Ben de Eddie Newton'ın bu konuda yanıldım. Eddie Newton'ın kendini bu kadar büyük hocayla çalıştığında mutlaka bir Trabzonspor, bir Türkiye'de bir takımı çalıştıracak kadar geliştirdiğine bugün inanıyorum. İzlediğim bir yerden örnek vereyim. Bugün X bir TV'de Beşiktaş'ın antrenmanını gösterdi. Topu topu 12 tane şey var. 12-13 tane, 14 tane oyuncu var. 9 tane, 8 tane falan antrenör var. E şimdi burada birinci antrenör kim? Murat Şahin. Doğru mu hocam? Evet. İkinci kim? Atıyorum. Ozan Hoca. Ozan Hoca. E şimdi geri kalanları zaten etkisiz. Hatta ikinci hoca bile, yani belli Murat değil. Şahin'in dışındaki bile geri kalanı etkisiz eleman. Çünkü zaten antrenmanı yaptıran belli. Murat Hoca elinde zaten saatleri işte düdüğü şuyu buyu takımın içerisinde dolanıyor. Öbürleri orada sadece durmuş izliyorlar. Şimdi orada izlemek, o antrenmanı görmek farklı, o antrenmanı yaptırmak farklı. Eddie Newton izleyenler arasındaydı. İzleyenlerin de uygulaması daha farklı. Bu uygulamacı değil yani. Ben bunu anlatmaya çalıştım ilk geldiğinde de. Ki Trabzonspor'un kesinlikle hocası, yani yanından geçemeyecek bir adam bu adam. Artık nereye kadar giderse gidecek, evet, Trabzonspor. O kadar şey söylemiyorum da benim kendi görüşüm. Ben yani kesinlikle lider hocam vasfı yok gibi görüyorum. Yok hocam, Trabzonspor'da ne işi var bu adamın? Yani pekiştir, hala oyuncuları pekiştireceğiz falan yok diyor. Yok yani. Yani Trabzonspor onu altyapıda pekiştiririz. Trabzon seni bir anda pekiştirir, haberin olmaz. Uçağa binerse İngiltere'ye yolcusu olursun. Yani Trabzon hemen İngiltere'de yine izlemeye gidersin. Vallahi. Evet, Galatasaray'a geçiyoruz. Fatih Terim'in açıklaması var hocam. Ben başkan olmam. Öyle bir gündemim yok. Bu hocam ters manyel mi diyorlar? Ters etkiye tepki açıklaması mı? Biliyorsunuz ne zaman bir, çok işte oluyor. Başkan hocamın arkasındayım desem hoca gider. Fatih Terim de başkanlık için, ben iddialı söylüyorum, geçen yıldan beri Galatasaray'a başkan olacak diye, bu konuda çalışmalar yapıyor diye. Hocam da tam tersini vermiş. Şimdi bununla ilgili metnimiz var. Eğer varsa seslendirmemiz şey yaparız. Ama biz devam edelim hocam. Fatih Terim başkan olmam diyor. Açıklamaları var. Bu arada Marcao'ya, Marcao konusuna geçeceğim. Marcao'yu da çekip dikkatini çekmiş. Kenara çekip konuşmuş. Çünkü çok tepki geldi. Fatih hocamın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların tepkisine ihtiyacı var mıydı? Marcao'yla 5 gün sonra konuşmakta. Sen olsan hocam, Ümit Milli Takım oyuncusunu tokatlayan bir oyuncuyu her kim olursa olsun kadro dışı veya cezalandırmaz mıydın? Bununla ilgili yorumunu rica edeceğim. Yaptığı takımın hangi oyuncusu olursa olsun yaptığı çok çirkin, yakışmaz bir kere. Ve bir Ümit Milli Takım oyuncusuna bunu yapıyorsun. Ben Ümit Milli Takım oyuncusu olsam. 17 yaşında bir çocuk. Yani sonuçta genç bir çocuk. Sen de gençtin ama hazırlık maçında hep biz de oynadık. Ufak tefek şeyler değil mi? Üstüne milli forma tokatlamak yani. Ümit Milli Takımı seninle bir özel maç almış. Seninle de Galatasaray takımıyla. Oradaki de ilk merci sensin tek kadroda. Onun Fatih Hoca'nın böyle beklentisi olan oyunculardan fazla bir şey sıkıntı vermiyor. Daha önce oyuncuya daha oldu. Galatasaray kültüründe var hocam. Melo. Melo muydu? Evet, Melo. Santrafor çok efendi bir şey. Şu anda hocanın kadrosunda zannediyorum. Çağırdı geldi. Santrafor uzun. Biliyorum hocam. Bonus kafa. Hayır. Elnor diyeceğim. Santrafor forvet oynuyordu. Riera. Albert Riera. Albert Riera, bravo, doğru. Onu soyunmasına kapasını... Teşekkür ediyorum kamera arkasına. Forvet oynuyor değil, forvet değildi hocam. O yüzden ben de düşünüyorum. Yok, sol ön oynuyordu. Sol tarafta oynuyordu. Sol ön oynuyordu. Sol bek oynuyordu. Sol o da açık forvet oynuyordu. Sol önde forvet oynuyor. Santrafor demedi. Forvet değil, kenar oyuncusu ben, yani. Öyle bilirsin, anlarsın forvet diye. Forvet düşününce, bonus kapa deyince ben de oralara İkisi gidiyorum. Kavga ediyor. Soyunmasına giriyor, kavga ediyor. Birbirine giriyorlar. Hoca affettirdi. Ne bileyim, öpüştürdü, bilmem ne yaptı. Şampiyon oldu Galatasaray. Ondan verim sağladı. Orada hoca bir yerde kendi takımını düşünüyor. Milli takım hocası olsaydı Fatih Terim. Ümit Milli Takım hocası Fatih Hoca, Tolunay'da Galatasaray teknik direktörü. Bak ne oluyordu? Aynen. Türkiye çalkalanıyordu. Kesinlikle. Hoca özel hayatıyla, takımıyla hep gündeme gelen bir insan. Dün açıkladıkları doğru şeyler. Alakasız gazetede bugün manşet olmuş. Ulusal medyada. Hala eskilere dönüyor. İfade vermeye gitmiş. İki tane damadımla gittim. Oradaki kebapçıyı ben tokatladım. Bir tane yumruk attım. Hatta damatlarım bana yapma dediler. Onlar bir şey yapmadı. Mahkeme, bilmem, alakasız yerler, gündem değiştiriyorsun. Şu anda sen hocam takımının şeyine bakacaksın. Dün anlattı, başkan olmam. Bilemezsin. Belki ilk kongrede ısrarlara dayanamadım. Başkana dayanım koydum da diyebilir. Ha, yapmayacağım bir şey. Yapmaz herhalde hoca. Ona göre şekli verdir. Geçen hafta işledik biz bu konuyu. Galatasaray'ın şu andaki borçlarının da sebebi benim.
Şimdi, ekonominin kötü gidişinin yani sorumlusu da benim. Hep söylüyoruz. Ünal Aysal haberin yokken seni görevden alıyor. Peki hocam sana başkan olacak mısın diye soran oldu mu? Yani Fatih Hoca'ya sesi hani sen duydun Fatih Hoca adına mı söylüyorsun? Abi şimdi onun çevresindeki insanlar... Hocam, yok. Mesela basın açıklaması yapıyorsun hocam. Evet. Sana orada başkan olacak mısın diye soran yok kimse. Oturuyorsun ben başkan olmayacağım diyorsun. Ama sorulmamış mı? Yok sorulmamış mı? Hocam. Ben izledim. İzledim ben de. Bölüm bölüm hepsini izledim. Sorulmadıysa bunu söylemenin anlamı yok. Veya hoca sürekli bana soruluyor dışarıda. Veya basından bu şekilde soruluyor. Ben bunu gündeme getireyim kimse. Yani bana... Kebapçıyı yumruklama olayı gibi hocam. Yani olmayan bir şey yemem. Manşet olmuş ulusal bilinen bir gazete komple baş sayfada. Ya biz neredeyiz? Onlar nerede? Gazetesi mazetesi. Yani hoca da belki bunu bu şekilde... Size bana sen sormadan söyleyeyim. Öyle bir düşüncem yok. Olmayabilir diyor. İşte altyapı olayına girdi. Çok komik mesela. Yayından önce konuştuk. Ozan Kabak 6 ay oynadı. 11 milyon euroya satıldı diyor. Tamam güzel. Ama oradan gelen 11 milyon eurodan akademiye acaba 5 kuruş para verildi mi? Ozan Kabak'ı yetiştiren hocalar 2500 ila 4000 TL maaş alıyor. Olmaz. Evet. Hocam orada tek yetkili sensin zaten. Senin haberin olmaz. Sinek uçamıyor ki. Geçen sineği yakalamışlar. Hoca haberi yok. Nereye gidiyorsun demişler. Arıyı bile yakalamışlar. Onu bile konuşuluyor. Sandalyesine oturamıyorsun. Sandalyesine. Yukarıda. Takım çalıştırırken gün gelen idmana gittim. İdman seyrettim. Yukarı çıktım. Aman Metin hocam ne oldu dedim. O sandalyeye oturma hocam. Onun sandalyesi dedi. Üst kattan aşağı idmanı izleyeceğim. Revi olanı falan oldu sene. Revi, Ümit Karanlar, Ergün Pembeler'in olduğu sene. Orada sen zaten efsanesin. Burada da kusura bakma da 11 milyon euro gittiyse bu 3 milyon euro akademiye verilecek. O hocaların hakkı bunlar. Ya oraya harcansın hocalara değil. Geçen sene 23 oyuncu transfer etti. Pardon ya. O transfere zaten Galatasaray tarihinin en büyük başarısını ve başarısızlığında Fatih Terim hoca döneminde yaşadı. En büyük başarıyı ve başarısızlığı. 84 evet. Milyon dolar hocam Felipe'lerin alındığı sene hatırla. Ya yekin. Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi. Yani Fatih Hoca'yı dikkatle takip ediyorum bir küçüğü Felipe olarak. Felipe buradan gitti. Orada 4 tane korumayla dolaştı. Brezilya yılın futbolcu seçildi. Müthiş bir sol ayaktı. Evet. Muhteşem bir oyuncuydu yani. Çok klas bir oyuncuydu. Burada beğenilmedi. Ağır dendi. Aradan 2 ay geçti. Adamı manşet yapmışlar. Tek olmuş Brezilya'da. Korumalarla dolaşıyor. Öyle bir ekstra bir oyuncu olmuş. Doğucan'ın kendi bakışı. O konuda fazla bir şey söyleyemem Felipe'yle ilgili ama genelde hocam, bunlar yaşandı. Bu konuyla ilgili Fatih Terim'in bu açıklaması ve Marcao'nun tokat olayı. Sonra oraya şeyi ekleyeceğim. Ümit Milli Takım'ın hocasının davranışını da ekleyeceğim. Sadece ya, burasını almak istiyorum. Bu kesinlikle milli formayı giyen, yani bu milli takıma bir hakaret olarak algılarım ben bunu. Sonuçta karşılıklı... Hala Nike armasının altında amblem durduğu gibi hakaret milli formada. Milli takımımıza karşı oynuyorsun. Bunun ümit olmuş, genç olmuş, A milli olmuş fark etmez. Arma üzerine burada. Milli forma olan bir oyuncuya yapıyorsun sen bunu. Hani bunu hocamın da dediği gibi iki hocayı yer değiştir. Türkiye çalkalanmış. Bırak dünya çalkalanmıştı yani bu olayla. Şimdi üstü kapatılıyor, gidiliyor. Niye? Marcao'da çünkü takımın önemli oyuncularından biri. Göndersen gönderemezsin, yerine oynatacağın adam yok. O yüzden üstü kapatılıyor bir şekilde. Diğer taraftan da başkanlık olayı, hani bizim de daha önceden de, geçen senelerden de bildiğimiz, Fatih Hoca'nın başkanlığı ne kadar çok istediğini bildiğimiz ve konuştuğumuzdu. Aynen öyle, kulübün içinde bu olduğumuz için. Suni gündemini yaratan bir tane kanal vardı. İşte hatta anket yaptı. İşte Fatih Terim başkan olsa ne dersin? Zaten hocanın tarafından çalıştıkları için yani, sıkıntı yok. Bu da zaten planlı programlı yaptığı danışıklı. Bu danışıklı şey politika dönüş. Seçimlerinde bir yerlere yakın olanlar hep onu galip çıkartır falan ya. Aynen. O kanaldaki arkadaşlar da o işi yapıyor. Yani böyle bir durum yarın bir gün başkan olursa hiç kimse şaşırmasın yani. Ben şaşırmam, ben bekliyorum zaten. Ki o, bana göre ben olsun ister miyim? Ben olsun isterim. En azından futbolu bilen birisi kulüpte başkan deriz. Türkiye'de var mı bu örnek gösterebileceğimiz? Keşke olsa tabii ki. Yok, bence içine... ben olsun Almanya'da isterim. Almanya'da var işte. Almanya'da değil. Türkiye'de var mı? Yok. Bayern Münih örneğini veriyor yani mantıklı olarak. Ya Fatih Terim, hocayı konuşuyoruz. Fatih Terim başkan olsun. Atıyorum Tugay Kerimoğlu ikinci yani, başkan. Yani şimdi ne bileyim Taner. Muhteşem olur. Ben futbol şube sorumlusu. Kendi zaten futbolcuların tek tek ekibini alıyorsun. Onları da yönetime alırsın. Ama onları yönetime alamazsın para yok. Yok yönetimine paralı adamları alır. Kendisi iki, başta her şeyi idare zaten eder. Zaten parası olan insanlar hocaya. Hocam sen sembolsün, başkan aynen. Ol. Biz her türlü arkandayız. Destekleyelim. Yani her türlü geliri anlamında. Ben kesinlikle olmasını isterim. En azından futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş birisi. Hem top oynayarak hem teknik direktör olarak. %100 katılıyorum aynen. Gelir kulüpte başkanlık kesinlikle. Yapar. Adam gibi Avrupa'daki de yapar Avrupa'daki yani. Lobisi, saygınlığı yapar. Var Avrupa'da da. Yani FIFA'da da değil mi? UEFA'da. Aynen. Gündemimize bakıyorum. Bir açıklama var mesela burada.
Başkan Cengiz'den seçim açıklaması. Evet. Yaptığı yeri biliyor musunuz, açıklamayı yaptığı yeri? Diyorsun ki açıklamayı yaparken iki tane bizim kırmızı çizgimiz var. Birisi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Birisi Ali Sami Yan, kurucumuz. Evet. Orada yapacakmış. Sen gidiyorsun anmaya, anma törenine, kırmızı çizgimiz dediğin yerde Ali Sami'nin mezarının başında sen gülüyorsun, oynuyorsun, espri evet. yapıyorsun, açıklama yapıyorsun. Çok tepki aldı. Sen orada anmayı yap, dersin ki iki saat sonra bir açıklama daha yapacağım, çıkarsın gidersin. Başkanlık bu mu? Bana göre çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir saygısızlık, terbiyesizlik yani. Hem senin kurucuna hem Galatasaray'a. Kırmızı çizgimiz dediği yerde sen gidiyorsun, bir de espri yaptı koronayla alakalı. İşte hanım da izliyordur da falan da filan. Ya bu kadar basit değil ya bir kulüp. Sen mezar başındasın. Yani mezarlıktasın. Maalesef Mustafa öyle. Kemal Atatürk'ün kırmızı çizgi kırmızı çizginin ötesinde rengi yok onun. Mustafa Kemal Atatürk'ün adının altında tabii ki Ali Sami Yen de çok değerli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da Galatasaray'ın kurucularından. Oraya anmaya gitmişsin. Sen anmaya gitmişsin orada. Yap. Anmayı yap. Açıklamanı senin çık. Senin haddine değil zaten. Ya açıklamanı çık. Başka yerde adama sorarlar. Senin yabancı sonra. Dilin Türkçe galiba diye sorarlar adama. Mezar başında evet. ne olduğunu şaşırırsın. Fatih Hoca için benim tahminim o yeşil sahaları seviyor. Kulübenin önünü seviyor. Oraya da yakışıyor. Zannetmiyorum. Hocam Cemil Gülgönül'ün selamları var. Fatih Terim asla başkan olmaz. Karakteri para harcamaya müsait değil diye. Oraya zaten başkan olsa para harcamak için gelmeyecek ki. Para kazanmak için gelecek. Kazanmak paralı başkan. Maaşlı başkan olacak. Doğru. Türkiye'de bir ilk maaşlı başkan olacak. Ama kenarı seviyor. Aksiyonu seviyor. Ne bileyim en son kapıştığı Gerard. Değil mi? Gerard'la konuşma falan dedi. Oradaki aksiyonu seviyor. Gerideyken yan türünü. Zaten hocam Galatasaray'ın bu geleneği var. Hoca heyecanı yani, seviyor kenarda. Sadece action'u hoca seviyor. Değil. Gelen oyuncularına da bunu aktarıyor. Ve gelen oyuncular da hocanın gözüne girebilmek için bu karakteri benimsiyor ve bu rolü oynuyor. O karakterdeki oyuncular alıyor zaten. Ona uygun Hasan vardı. Ona alasmak demeden gitti Hasan. Hacı bile buna yakındı öyle mi hocam? Şimdi, hakemin ayağına bakıyor, basıyor, tükürüyor, kafa atıyor. Bunlar işte dominant insanlar. Yaptı. Hacı geçmişte Romanya'da askeri kanaldan gelen binbaşı. Askeri diktası var. Askerlere vermiş olduğu komutalar vesaire. Adam Steaua Bükreş'ten geldi. Steaua Bükreş evet. askerinin takımı Romanya'da. Orada bir komutan evet. olarak geldi. Binbaşı, yarbay bizde şeye vurdu. Aynı şekilde Fatih Hoca burada general artık. İmparator hepsinin üstünde. Hocam, o yüzden son imparator sensin lütfen. Estağfurullah. Yok İstanbul'da. O anlamda değil. Hoca her zaman şu kenarı seviyor. Yeşil alanı seviyor. Kulübenin önünü seviyor. Zannetmiyorum başkan olsun. O konuda ben herhalde olacağını tahmin etmiyorum. Peki sayın hocalarım. Geleceğim Tolunay Kafkas'a. Hiçbir şey olmadı. Biz tokalaştık. Böyle bir şey olmadı. 77. dakikada oyun bitiyor. Geriye 23 dakika uzatmayla 27 dakika olur. Evet. Aşağı yukarı. 27 dakikalık maç oynanmıyor. Maç 0-0 tamamlandı diye yarım saat 40 dakika sonra şey giriyorlar. Sonuç skor giriyorlar. Tolunay Kafkas'ın da açıklaması son derece gülünç. Böyle bir şey olmadı. Biz zaten tokalaştırdık. Erol Bulut hocam da kaleci Altay kamptaydı. Maçta oynuyordu. Kaleci Altay'a sordum. Çok büyük bir sıkıntı oldu. Tokatladığını doğru öğrendim. Yani tokatladığını öğrendim. Evet. Bunu kapatmaya çalışmaları çok büyük saygısızlık milli takım oyuncusuna diye. Erol Bulut da bir fakat dedektiflik yapmış. Ya doğru güzel yapmış. Erol Bulut Fenerbahçe teknik direktörüsün. Sana ne? Orada senin bu topa girmen yanlış bence. Sen Fenerbahçe ile ilgili aldın 24 tane Messi Ronaldo. O işe bak. Her türlü sistemini belirle. Şampiyonluğun takımına bak. Ya sana bir işgüzarlık bence. Sana ne Galatasaray üç takımda tokatlanır. Onu zaten bütün kamuoyu üzerine gidiyor. Artı Altay'ın da gidip hocasına bunu okuması da o ailenin ya, içinde ya, olup. O da yanlış. O da yanlış. Yani, Erol Bulut sana bir soru sorulsa bile onların problemini ilgilendirmez. Yani girmesi bana seni ilgilendirme konu değil ki. Ha, Fenerbahçe Ümit Milli Takım başında sıkıntı olsa o açıklamayı yaparsın. Ama Galatasaray ile Ümit Milli Takım'daki olayda Erol Bulut hiç o topa girme. Sen bak kulübüne, takımına, önündeki oynayacağın maça. Benim kendi görüşüm bu. Girmesi yanlış bence bu türlü konulara. Peki hocam, o olay olduğunda Tolunay Kafkas'ın gözünde güneş gözlüğü hala var mıydı? Ondan mı göremedi? Bilmiyorum ben. Seyretmedim, görmedim. Belki Tolunay Hoca'ya da bu şekilde konuştular. Hiç gerek yok hocam açıklamaya. Gündem değiştirmeyelim. Bu şekilde yapalım. İzleyenler her şeyi biliyordur. Erol Bulut Hoca da herhalde orada maçı izleyen birinden %100 birebir aldı ki böyle bir açıklama yapıyor. Altay, kaleci Altay Ümit Milli Takım'da oynuyor. O kadrodaydı. Altay'ı yanına çağırdı. Ne oldu da böyle oldu.
ondan bilgiyi alırsın da girmezsin bu işe. Yani ama bu işin kapanması sizce doğru mu hocam? Ben Erol Bulut'la ilgili konuşuyorum. Diğer konuda %100 haklısın. Bütün kanallar üzerine gitsin. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bu konuyla ilgili açıklama yapsın. Bravo hocam. Biraz önce anlattığın konu. Süper. Milli takım nasıl oynadı? İyi oynadı. Benim üç milli takımla kardeşim Galatasaray takımda olsun, ben federasyon başkanıyım. Benim futbolcuma bir tane tokat atamaz. Disiplin kuruluna da sevk ediyorum. Artı atan da yurt dışından gelip burada para kazanan bir oyuncu. Zaten kendi oyuncumuz bunu yapmaz da. Yapsa daha çirkin. Ama sana kim bu hakkı veriyor? Marka 17 yaşında şurada tokat at. Aynen. Burada Nihat Özdemir başkan ve X başkanlar devreye girdi. Resmi bir hazırlık maçı işte yani açıklamışsın. Herkes biliyor. Sen disiplin kuruluna da sevk edebilirsin burada. Yani milli takım çok iyi oynadı. Bugün federasyon maçı bu açıklamayı yapabilirsin ama bu açıklamanın ardından sen onu söyleyeceksin burada. Hiçbir milli oyuncuya hiçbir ya milli takım ki Tolunay Kafkas maç oynarken federasyon başkanına sormadı mı? Fatih Hoca ile görüştük. Biz de bir hazırlık maçı istiyor sayın başkanım. Ne diyorsun? Ben kulüp başkanım. Bir maçı aldım böyle böyle. Hayır, kulüple Türkiye'deki kulüplerle milli takım olarak hazırlık maçı oynayamayız. Yasaktır. Oynayamazdı. Demek ki Galatasaray oynasın dendi. Boş bir hafta. Milli maç haftası. Burada sen geliyorsun yurt dışına gelen Brezilyalı değil mi? Marka Brezilyalı. Brezilya. Evet. Gel sen Türk milli takımın, Ümit milli takımın kardeşimize tokat vur. Sana bu hakkı kim veriyor ya? Kimsin sen kardeşim? Nereden geldin? Aldığın parayı ülkende bulamazsın. Gel burada şu tokatla. İyi ki ben orada hoca değilim. Çok samimi söylüyorum. Mütlak hocası değilim. Aynı şeyi ve o çocuğun ben babasıyım, abisiyim. Hangi marka o ya? Havalandan gidemez Brezilya'ya. Sen kimsin ya? Aynen. Burada geleceksin. Düşün bırak hoca olmayı. Senin de oğlun ve yeğenin olabilir. Maç izlemeye gittin oraya. Allah muhafaza. Ümit Takım Galatasaray'la oynuyor. Özel olarak girersin oraya. Sağın dışını tokatlıyor. Sahaya atlarsın ya. O da benim Fatih Terim. Tolunay Kafkas kralı mı anlamaz? İşine bakarım oğlumda çekerim bırak futbolu. Gel burada kaportacı yanında çalış. Cep telefonun yanında çalış bir şey sat derim. Onun, ya. Sen kimsin ya? Herhalde ya. Bu çocuklar bir de ter oymuş. Döküyor orada. Terbiyesiz. Sana idman vermek için çıkmış. Pop pop diyorsun. Başındaki insanlara kızacaksın abi. Kimseye değil. Abi empati yap. Çift tarafını düşün. Aynen. Yok yanlış yok. Yani. Evet, Galatasaray Başkanı Cengiz'in açıklamaları da hocam bununla ilgili mezarlık başında kurucumuz yani Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurun anma şeyinde Ali Samiyen'in anmasında böyle kelimeler etmesi de başkanın da biraz herhalde nerede olduğunu bilmesi lazım hangi kulübün başında olduğunu. Başkan pandemiden sonra sağlık sıkıntısı var. Şu anda ne söylediğini kendisi de bilmiyor. Biraz da belki de ona da bağlı. Yani söylediklerini belki eve gitsem eşiyle falan tekrar izleyeyim bakayım neler söylemiş dese o ben miyim falan diyecek. Ben bunu ne zaman söyledim acaba? Ha mezarlığa gitmiştim. Vallahi Allah ben ne zaman söyledim nasıl olur falan diye. Kendi çelişebilir. Gerçekten ciddi sağlık sorunu var. Başlangıcı falan var herhalde hocam. Başlangıç yani çünkü bulunduğu yeri de bilmiyorsa, bulunduğu yeri de konuşmuyorsa. Alzheimer 3. 4. devresine gelmiş artık yani. Son yani. Finalde çünkü gerçekten sağlığı değil. Allah ömür versin, sağlık versin evet, ama kendisi de o zaten bu yüzden bir önce mali kurul daha sonra bir kongre kararı alındı. Ölsün diyor falan. Kendisi de bunu söylüyor. Değişik konuşmalar yapıyor. Aynısı kendisi anlattı. Şu anda da benim diyor ölmemi bekleyen insanlar bu şekilde açıklama yaptı. O şekilde söylemeyip sağlık sorunlarımdan dolayı bu Galatasaray Kulüp Başkanlığı bırakıyorum. Kongre kararı alınsın. Listeler yapılsın. 3 tane 5 tane aday varmış ki duyuyoruz, görüyoruz. Tabii ne derece doğru bilmiyoruz. Net bir aday yok. O da başkan i̇şte o da Abdurrahim olsun. Ve Yusuf Bey'e haksızlık yapıyor demiş. Birbirleriyle kavga etmediler. Abdurrahim iyi bir çocuk. Cici çocuk. İşte transferlerde takıldılar, fotoğraf falan filan. İçeride çok şey yaşanıyor. Dün Fuat Hoca'nın anlattığı gibi. Eskiden kol kırılır, yen içinde kalır deniyordu ama hayır. Yen içeride kalmayacak, açıklanacak ne olduysa. Kol nasıl kırıldı, niye kırıldı, kazayla mı kırıldı, birisi mi kırdı, kim kırdı? Mecazi anlamda bir şeyler söylerken çok mesajlar veriyor aslında. Çok büyük sıkıntı var Galatasaray Kulübü'nün içinde. Her anlamda. Kuvvetler ayrılığı var. Ya basın toplantısında olduğu gibi geçen hafta da konuştuk ya. 5 dakika varken siz oynayın deyip soyunmasına gidemezsin. Normalde ceza alman lazım 90 dakika maç bitmeden. Aynı empati yaptık, İdman'da hocaya kızdım. Hocam kendi idman yap. Ben soyunmasına gidiyorum. Ne olacak o zaman? Tolunay Kafkas'ın açıklamasına ne diyorsun hocam? Milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat atılmadığını, her maçta yaşanacak bir gerginliğin yaşandığını ve sonrasında Marko ile el sıkıştıklarını açıklamış. Herhalde Tolunay hocası el sıkıştı. Ya git abinin elini mi öp dedi. Ne yaptı? Neyse. Ya biz de oynadığımızda tabii ki hazırlık maçları şey oluyor ama öyle tokat atmak bilmem ne yap. Hele böyle üst düzey bir maçta. Ben senin yaklaşık 10 senedir milli takımda görevli değil mi? Her en son şimdi var. Ümit milli takımlar şeyine geldi. Planlama senin dairesinde daha yürekli olup hocam orada Fatih Terim falan saygı okey sağdan çekip
takımı yollayıp Fatih Hocam'la da Markao'yla da, Markao'yla sen hatırlarsın sen işte ağır abi tavırların vardı futbol oynarken. Orada gidip Markao'yla ben olayım kavga ederim. Çünkü o milli takıma yollanan çocuklar bizler de oynadık. Bizlerin aileleri sizlere teslim ediyor çocuklarımızı. Elin oğlu gelsin hazırlık maçında bir Brezilyalı ona tokat atsın ve buna müsaade edin diye size teslim edilmiyor. Bunlar Türk çocukları. Aslan gibi o milli forma için ter döküyor. Siz orada 3 kuruş maaş alıp birbirinize yaranacaksınız diye oyuncularımızı, çocuklarımızı yollamıyoruz milli takıma. Zaten o milli takıma 4 tane menajer hariç hiçbir oyuncuyu çağırmadığınızı da biliyoruz. Biz gençlerimizi Azerbaycan milli takımına, öyle mi hocam? Rizeli çocuğun Azerbaycan milli takımında ne işi var? Biz oralara çocuklarımızı ön ayak olup milli oyuncu olsunlar diye uğraşıyoruz. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu yeri bilecek. Hepiniz bizi temsil ediyorsunuz. Lütfen aklınızı başınıza alın. Çocuklarımızı dayak yesin diye milli takıma yollamıyoruz. Hocam size lafımız. Evet. Doğru mantıklı olması lazım. Orada yaşanan bir şey varsa Tolunay Hoca'nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar oldu, yapıldı. Galatasaray Kulübü'ne gerek cezai belediyesinde şiddetle kınıyorum. Federasyon gerekli girişimi yapmıştı bu konuda deyip. Varsa yaşanan bir şey varsa söylemesi gerekirdi. Evet. Beşiktaş'a geçiyorum. Programımızın sonu yaklaşıyor. Ahmet Nur Çebi hocam, Fikret Orman'ı, sevgili hocalarım, Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk etti. Üyelikten ihracını istiyor. Geç bile kaldı. Neden buna sebep? Abdullah Avcı'nın 36 milyon liralık alacağı var. Sayın Çebi şeye çağırıyor, uzlaşmaya. Abdullah Avcı da gitmiyor, avukatını da yollamıyor. Diğer yöneticiler de destek veriyor Sayın Çebi'ye. Bu ay yapılacak divan kurulunda kulübü taksirle zarara uğratmaktan ihracını istiyor Fikret Orman. İhracını istiyor. Çözüm mü? İhracı olsa ne olacak? Abdullah Hoca'nın parası yine ödeyecek. Hocam en azından bir yaptırım yapıyorlar. Geldiklerinden bir şey yapmadılar. Ama o yaptırım, senin kulübüne getirimi yok. 49 milyon euro menajerlere vermişsin. Bu ayki ödeme yok. Ödenecek para hocam şu an 49 milyon. Yani verilecek 49. Abdullah Hoca'nın alacağı para faiziyle devam ediyor. 3-4 ayda para almıyormuş. Ödenecek sonuçta bunlar. Yani Sayın Fikret Orman'ı disiplin kuruluna verdiğin zaman ihraç ettin. Bu yaptırım yani hiçbir... Parayı tamam. yine ödeyeceğim. O anlamda şey söylüyorum. Yok. En azından yaptırdın da ne oldu? Daha önce yapılanlar var ya. Yapılmış. Yazık, günah. Şu anda Beşiktaş mali açıdan gerçekten çok zor durumda. Aynen. Çok zor durumda. Zararı 15 milyona inmiş hocam. 49 milyon menajerlere 1 milyon 289 bin lirada personelin açtığı alacak davası var. Yani oradaki çalışan, yemekçi, yatakçı. Bunlar bile maaşlarını alamadı 2-3 ay. Anlattığın konu Fikret Orman, Sayın Fikret Orman ihraç edildi. Edildiğinde onun dönemindeki zarar %50'si sen karşılayacaksın. Böyle bir yaptırım varsa muhteşem. Senin döneminde bu kulüp şu kadar zarar etmiş. Atıyorum 50 milyon euro. 25 milyon euro ödemek zorundasın. Malını mülksat bir şekilde ödeyeceksin kardeşim bunu. O şekilde varsa süper. Bu arada Beşiktaş bir hazırlık maçı yaptı. 5-2 kazandı. Evet. Fatih Karagümrük'te. Karagümrük maçı. İlk yarı 2 gol kalesinde gördü. 2-0'dan 2-2 klasik Beşiktaş. Daha sonrasında ama bilhassa Josef de Souza'nın çok iyi oynadı. Çok iyi oynamış, izlemedim ben. Larin girmiş 46. 46'da 2 gol attı. 2 gol attı Kyle Larin'de. Sergen hocam da şeyin Larin, enteresan Abubakar. Bir açıklaması var. Abubakar ve Josef'in Sergen Hoca gibi bu kadar futbolu bize sevdirip anlatmaya çalışan, oynatmak istediği sistemi bir hocayla çalışmadım demiş Josef de Souza ki o biraz kalın bir kişiliktir. Hani hocaya yaranmak için bunları söylüyor olacak bir kişiliği değil. Yok aslında. Değil ama Joseph, sen de biliyorsun hocam. Josef Sulu, sen de bayağı hocalarla çalıştın yani. 17 yaşında değil, 18 yaşında gelen sol bek Rıdvan gibi. Tamam söyler de yani Josef Sulu'dan söylemesi de biraz... Hocanın iyi niyetli olduğunu söylüyor hocam. Hocalar hep iyi niyetlidir. Çünkü verim almak zorunda oyuncudan da büyük transfer geldi. O mevkide şu anda baktığın zaman Atiba ikisi, Dorukhan vesaire o bölgede oynayacak oyuncular. Yetenekli. Beşiktaş'ın en güçlü yeri aslında kesinlikle, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ama işte her Beşiktaş zaman Beşiktaş takımı, evet yeni gelen Gazal galiba. O oyuncu kapalı kutu. Onun dışında Beşiktaş Wellington'dan vazgeçmiyor. Vida'dan vazgeçti. Crivelli'ye karşılık Vida'yı teklif etmişler. Boyd'dan vazgeçti. Enteresan. Maç başında 11 şey ya, sezon başından beri 11 oynatıyor ama lisans askıda. Aynı şey gibi lisans hocam. Galatasaray'da sağ bek Linens gibi. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, daha %50'deyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı yakalayacağım diye bir açıklama yapmış. Zaten hocam Mert Hakan kulübede %50'siyle
Şu an kulübedeymiş. Tam olunca hocam. Ben transfer olmadan önce söyledim. Olduğunda da söyledim. Hep söylendi Mert Hakan yanında göre takım kurulacak diye. Sen yanda kaldın şimdi. Şimdi ona göre yedik kulübesini kuruyorlar hocam. Yani geçirdiği sakatlık milli takımda sezon boyu ağrılarını hissettirecek bir sakatlıkmış. Ağrı hissetmeyeli 2-3 gün olmuş. Yani Fenerbahçe'nin bunu şu anlattı. Kadrosunda bana göre Mert Hakan Yandaş'ın kadroya girmesi de başarı. Kesinlikle. Hamle oyuncusu anlamında söylüyorum. O da para verildi diye giriyor şu an. Ve ciddi para aldın. Şu anda zaten bir 11 yapalım. Bunu yani koymazsınız herhalde. Giden Deniz Türüç ondan kat kat bence daha yok. Bence bir 11 yapın. Mert Hakan Yandaş'ı ikiniz de koymazsınız. İmkanı. Ben tahmin etmiyorum. Yani imkan ben 7'yi almam hocam. Ben 7'yi bile almam onu. Yok o kadar değil. Ben yani almam hocam. Şu kadro içerisinde almam. Şimdi geçen seneki formunu yakalayacak ama İhtiyacım olmayacak ona. Sivas Spor'daki formunla bekle ve kontrol Türkiye'deki oynayan yarışçı 3 büyük dediğimiz takımdan bir tanesinde %57 bir şey yok. Devamlı atak oynayacak. %90, %80. 2 maç asist yapma, 3. maç gol atma. Kulübedesin. Hele yani şu kadroda. Ya mümkün hocam değil. Max Kruse gibi müthiş bir oyuncu Türkiye'de beğenilmedi. Bitti, eleştirildi, yolladılar. Şu kadroda Max Kruse gibi efektif bir oyuncu olsa ne kadar fark eder? Zaten kesinlikle. Onun bölgesinde Valencia'yı düşünüyorsun. Önde Samata'yı düşünüyorsun. Sol tarafta top tekniği sıfır, hep atlet. Tiam bile düşünülmüyor sol tarafta mesela. Yeni gelen Rodriguez'i yollamaya çalışıyorsun. Ademi mi? Yok ya, Romanya'dan gelen müthiş bir sağ açık. İşte sol. Yeni oyuncu aldı ya Fenerbahçe ya. İsviçreli oyuncuyum. Evet. Santrafor hocam. Pivot santrafor. Hangisi? Kerim Ademi. Ademi mi? Kerim Ademi. Onu oynatıp Tamate'yi bu tarafa çekebiliriz diyorlar. Gustavo zaten oynayacak. Sosa bir şekilde oynayacak. Orta sahanın sol tarafı Ozan oynayacak zaten. Ben Ozan oynatırım ama Ozan yok orada. Kim var? Lemos diyorum. Soza var. Yunanistan'dan aldıkları oyuncu. Erobulut 2 senedir istiyorum alamadım dedi. Lekas mı? Evet anladım evet. Tamam abi. Pretest. 10 numara oynuyor. Evet. Tamam. Defansın belli. Hazırlık maçında hiç oynamayan Sadık'la Serdar oynatmış mesela. Defansın belli zaten senin. Gerçi Gökhan Klasik sakatlanmış. Caner solda oynayacak. Novak hala yok. Aynen. Stoperlerin belli senin. Lemos'la. Sangare oynamaz. Kenarda bekliyor. Serhan. Bektik. Orası da belli. Kalede Altay oynayacak. Yani burada Mert Hakan biraz... Hocam zor. Ön taraf sırf atlet oyuncu. Hiç asist özelliği olan oyuncu yok. Samatta, Tiam, Valencia. Evet. Hep atlet. Yani işi bilen 10 numara yok. İşte Yunanistan'dan Yunanlı oyuncu 10 numara oynayacak. O zaman birini keseceksin. Erol gibi. Hoca aynen öyle söylüyor. 3 yıldır ben bunu istiyorum. Malatya'ya istedim, şey istedim. Çok yönlü, muhteşem bir oyuncu diyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den yasak yalanlaması, transfer yasağı gelecek. Fair play'e uymadı diye şiddetle sert bir açıklama yapmış Fenerbahçe yönetimi. Yani basında yer alan bu haberlere yok de ya, kulak ya vermeyelim sevgili seyircilerimiz. O kadar da şu anda en iyi durumda olan kulüplerden birisi kesinlikle Fenerbahçe. Aynen katılıyorum. Fenerbahçe aynen takımında Sayın Ali Koç gerçekten bir mucizeye imza attı. Aynen katılıyorum. Tıpkı Ahmet Ağoğlu gibi. Öyle mi hocam? Aynen katılıyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı yok. Bunu da biz sizlere ilk ağızdan verelim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, daha doğrusu Galatasaray ve Trabzonspor'u daha geniş işledik. Daha önceki haftalarda da diğer takımlarımızı işlemiştik. Hepinize ilk önce milli takımımıza yarın akşamki karşılaşmada başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah güzel futbolla, evet, güzel bir skorla nasıl bizlerin yüzünü güldürür. Çünkü buradan güzel bir şey oluyor. Diğer tarafta saçma sapan biri tokat atıyor, öteki bir şey söylüyor. Karma karışık. Ya programda bile konuşacak konular değil. Konular değil. Bile insan vaktimizi harcıyoruz. Sinir yapıyoruz. Yani bizim görevimiz de sizlere tabii ki hem fikirlerimizi hem doğruları anlatmak. Konuşulmayanları. Bu arada ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle, bizim grubumuzla alakalı. Meltem Hastanesi'nden doğumhane ve ameliyathane ekibi bizlere çok çok selam gönderiyor. Eşim de orada şu an nöbette. Biz de burada selamlar. Bizi izliyorlar. Hepimize ayrı ayrı bütün her ekibi. Hepinize çok selamlar. Çok çok selam. Benim eşim de orada doğum yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuz 18 aylık oldu. Eşimin sizlere çok selam var, kızımın. Evet, Ayhan Çevikbaş. Bu arada hocam özür diliyorum sevgili rejimiz kapatmadan. Midyat'tan bizim Fahri Şahin abimiz geçtiğimiz hafta bize tesbih hediye eden. Evet. Avukat hanıma da. Avukat hanım, hukukçu avukatım Sandır hanıma evet söylemiş olduğu gümüş bilekliği gönderdi. Geldiğinde program ona da onu ikram edeceğim. Hediye evet, olarak bunu. Teşekkürlerimizi iyi artı edeceğiz. Midyat Belediye Başkanımız Beysi Şahin muhteşem bir spor kompleksi kurmuş. Gençlere söz verdiği gibi 2000 kişilik bir futbol sahası. Çok güzel bir 400 metrelik atletizm pisti. 6 kulvarlı, Avrupa kurallarına uygun. Hepsinin sözü vermiş. Buradan da Veysi Şahin
Midyat Belediye Başkanımıza. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sevgilerimi, saygılarımı istiyorum tüm Midyat'a. Bir programımızı da orada yapmak için Sayın Belediye Başkanı ve evet. Abimizden Fahri Şahin. Fahri Şahin abimizle Şahin zaten abisi. İrtibat kurup ben yönetimimizle de konuştum. Memnuniyetle bizleri orada program yapmaya yollayabileceklerini ilettiler. Biz de oradan Sayın Fahri Şahin abimiz davette bulundu. Kesinlikle. Başkanımızın da davetini bekliyoruz. Biz de buna muhteşem bir yer. Hep tavsiye ederim. Medeniyetler, Midyat gerçekten çok farklı bir yer. Keşke böyle ekiple beraber gitsek. Ekip muhteşem olarak bir zaten yer. Gitmemiz lazım. Veysi Şahin başkanımız da burada dört gözle bekler. Her zaman inşallah nasip olur gideriz. Midyat'a, tüm Kuşadası'na, ülkemizdeki bizi kim izliyorsa buradan sevgiler, saygılar. Ayhan Çevikbaş, Bodur Ayhan. Çok iyi geceler. Selamlar. Öpüyorum, özledim. Başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa programı kapatıyorum. Yok, Metin herkese hocam, çok selamlar, saygılar. Selamlar, saygılar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İyi geceler. İyi gecelerimiz olsun.